Günaydın efendim. Hayatın içinden başlıyor. Hayatın içinden de bugün eğitim günümüz. Özel eğitim öğretmenimiz İsmail Hakkı Haytak konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyi. Sizleri görüyoruz. Daha iyi oluyoruz. Sağ olun. Şimdi bugün çocukların gelişimsel süreçlerinden bahsedeceğiz değil mi? Evet. Ve rehabilitasyon merkezlerinden bahsedeceğiz. O çocukların konuda giriş yapar mıyız? 0-6 yaş gelişimsel süreçlerinden, davranış problemlerinden, hangi davranışlar problemdir, hangileri değildir ya da onlar için neler yapılır, genel olarak onlardan bahsedeceğiz. Rehabilitasyon merkezlerinin eğitimde hangi yükü kaldırıyor ya da neler yapılması gerekiyor onlardan bahsedeceğiz. Sorular olursa sorularınıza ayrıntılı cevaplarım. Tamam, bu konuların hepsini detaylandıracağız ama önce ben bir mutfağa gideceğim. Tabii. Murtaza Ceylan aşçımız, o da bize bugün pizza yapacakmış. Hemen bir mutfağımızı kontrol edelim, sonrasında başlayalım hocam, olur mu sohbetimize? Hadi tamam, mutfağa buyurun. Gidelim. Buyurun. Usta günaydın. Günaydın. Nasılsın, ne yapıyorsun? Hemen bir karıştırayım mutfağını. Evet, şu anda olan malzemeyi hazırlıyorum. Mantarlarımı doyuruyorum şu anda. Pizza yapacağız değil mi? Pizza yapacağım. Evet. Hamurumu yoğuracağım birazdan. Pizza hamurunu yoğuracaksın. Pizza hamurunu. Burada süt var değil mi? Evet. Sütü, ne kadar sütümüz var? Bir bardak kadar herhalde. Bir buçuk su bardağı süt var orada. Bir buçuk su bardağı sütümüz var. Hamurumuzu yoğuracağız. Yoğuracağız. Hardozat. Bunun içinde bir 10 gram mayamız var. Hı hı. 3 yemek kaşığı sıvı yağımız var. Hı hı. 1 tatlı kaşığı şekerimiz var. Hı hı. Bir çay kaşığı da tuzumuz var içinde. Bir çay kaşığı da tuzumuz var. O tarifi senden tekrardan isteyeceğiz ama. Tabii ki. Tamam mı? Yaptıktan sonra şimdi mantarlarımızı mı doğruyoruz? Şimdi mantarlarımı doğruyorum, hazırlıyorum. Onun için hamurumu yoğuracağım. Tabii gayet ustaca doğruyoruz. Tık 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 tık. Diğer malzemelerin de gelecek artık. Evet, o zaman da onlara başlayacağız. Evet. O zaman sana kolay gelsin diyorum. Ben yan tarafa geçiyorum, yine geleceğim. Benim yardım edeceğim bir şey var mı? Yok şu anda. Tamam, sevindim o zaman usta. Hadi kolay gelsin. Hocam pizza yiyeceğiz bugün. Seviyorsunuz değil mi pizzayı? Yiyecek her şeyi seviyorum nedense. Değil mi? Yiyecek her şeyi seviyoruz. Burada sevdik daha çok. O zaman şöyle yapalım. Sizi tanımakla başlayalım konularımıza. Ben İsmail Hakkı Hayta. Özel eğitim öğretmeniyim. 20 yıllık, yaklaşık 20 yıl oluyor mesleğimi yapıyorum. Ankara Üniversitesi mezunuyum. Tamamını mesleki hayatımı Konya'da geçirdim. Devlette 3 yıl çalıştım. 2004 yılında istifa ettim sonunda. Geri kalan sürecimi özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim danışmanlık merkezlerinde meslek olarak devam ettirdim. Şimdi sizinki bence zor bir meslek. Yani öğretmenlik diğer öğretmenler gibi değil. Öyle değil mi? Biraz kesinlikle. Daha bana kapsamlı geliyor. Çok daha kapsamlı. İşin içinde eğitim de var, işin içinde sağlık da var. Evet. İşin içinde psikolojik gelişim de var. Her türlü alanı kapsamak zorunda. Dünyaya 10 kere gelsem onu da özel eğitimci gelirim diye tahmin ediyorum. O zaman siz çok seviyorsunuz, severek yapıyorsunuz. Evet. O daha farklı oluyordur. Şimdi çocukların gelişimsel sürecinden bahsedeceğiz. 0-6 yaş grubunu anlatacağız değil mi hocam ilk önce? İnsan gelişiminin temeli 0-6 yaşında olduğu için ağırlıklı olarak oradan konuşmak, onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü çok uzun uzun 18 yaş, 30 yaş, 40 yaş yetişkinlik Tabii. döneminden ziyade 0-6 yaş bizim için en belirleyicisi. Onlarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çocukların neleri yapması gerekiyor? Yaparsa ne olur, yapmazsa ne olur kısmı gelişimsel anlamda. Gelişimsel görev dediğimiz gelişim alanları birbiriyle bağlantılı olup ama biz incelerken ayırdığımız alanlardan bahsetmek istiyorum. Peki o zaman 0-6 yaş grubuna nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi çocuklarımız doğar, büyürler. Biz onların çoğu zaman fark etmeyebiliriz. Ama bir uzman gözüyle baktığımızda gelişim alanlarını, işte bedensel gelişim dediğimiz 0-6 yaştaki psikomotor gelişim, dil gelişimi dediğimiz, bilişsel gelişim dediğimiz, sosyal gelişim dediğimiz alanlara bölüyoruz. Bu gelişimsel görevleri birbirlerinden ayrı da olsa mutlaka birbirleriyle ilişkilidir. Bir gelişim alanı diğerini etkiliyor. Şimdi alanlardan genel olarak söyleyelim. Normal gelişim olduğu için insanlar birçoğu bunu fark ederler, görürler. Zaten gelişiyor, zaten oluyor diye bakarlar ama asıl vurgulanmak istenen daha sonradan farklı gelişen bir özellik olduğunda, o çocuk o özelliği yapmadığında, 6 yaşına geldi yürümediyse, 3 yaşına, 4 yaşına geldi konuşmadıysa, farklılıklarımız ne kadar? Oraya biraz daha eğilmek isterim. Önce gelişimsel alan olarak psikomotor, bedensel anlamdaki gelişimden bahsetmek isterim. Çocuklarımızın 3 yaşına kadar yapılması gereken görevlerde, çocuklarımız yeni doğduğunda
bedendeki el kol ekstremitelerini rahat hareket ettirirler. Refleksi de olsa, koordinasyon bozukluğu da olsa ayaklarını, ellerini hareket ettirirler. Hı hı. Üç aya doğru geldiklerinde baş kontrolleri yavaş yavaş başlar. Kafasını çevirirler, yan yatma pozisyonundayken kafasını tutmaya çalışırlar. Yetişkine bakarlar, etrafını izlemeye başlarlar. Bedensel artık yavaş yavaş hareketler artar. Altıncı aya geldikten sonrasında bedensel anlamdaki hareketlerden oturmalar işin içine başlar. Altıncı aydan sonraki süreçlerde destekli oturmalar, desteksiz oturmalar. Koltuk altlarından tuttuğunuzda ayaklarını yere vuruyormuş şekliyle, sanki basıyor ya da işte ayakta durabilecekmiş gibi ayaklarını yere vurup çekerler. Hareketler oluşur. Kendi etrafında, kendi ekseninde dönebilirler çocuklar. Yüzüstü yatırdığınızda dönebilirler. Yüzüstü yatırdığınızda sırt üstü yatırdığınızda yan tarafa yüzüstü dönebilirler. Yedinci aydan sonra genel olarak oturmalar başlar. Oturmalarla beraber nesnelere uzamalar, nesneleri tutmalar, nesneleri bir şeyin içine koymalar, nesneleri yetişkinlere uzatmalar. 12. aya kadar bunlar ağırlıklı olur. 12. aydan sonra çocuklarımızda yürümeleri bekliyoruz. Normal yürümenin yaşı ay olarak baktığımızda 12. ay, 13. ayda genelde yürürler. 14-15. aya kadar yürüme gecikmişse müdahale edilmesi gerekebilir. Daha ilerleyen dönemlerde mutlaka zaten müdahale edilir. Yaşam öyküsü alınır neden geciktiğine dair olarak. 12. aydan sonra çocuklar yürüdüğünde aktiviteleri arttığı müddetçe bedensel olarak da yürümenin getirdiği denge koordinasyon hareketleri daha çok olur. 12 aya kadar daha çok dengeye ağırlık verirken 12. aydan sonra koordinasyonla beraber bedensel gelişme devam eder. 3 yaşını geçtikten sonra çocuklarımız bedensel olarak top atma, yakalama, koşma, zıplama, merdiven çıkma, inme, kaydıraktan kayma gibi aktiviteleri karşı taraftaki izleyenin artık problem yok, artık güzel yapıyor denecek şekliyle yaparlar. Peki bu hani 0'dan 3 yaşa kadar olan kısımda biz neyi takip etmemiz lazım çocuklarda? Yani ne olursa anormal bir durumdur. Şimdi çocuğumuz 4. aya gelmiş, hala insanın yüzüne bakmak için kafasını çeviremiyorsa. Seslendiğimiz zaman cevap vermiyorsa manasında mı hocam? O dil sosyal gelişimden ve dil gelişiminden ona bahsedeceğim. Siz onu tuttuğunuzda, bebeğinizi tuttuğunuzda çeviriyorsunuz ama et yığını gibi kafası bir tarafa düşüyorsa dikkat edilmesi gerekiyor. Kas olarak hazır olması lazım kafayı tutmaya. 4. aydan sonrasında oturma pozisyonundayken, sabit tek başına oturma değil, siz onu oturma pozisyonuna aldığınızda, kucağınıza aldığınızda kafası dik, çenesi dışarıda olacak şekilde durduramıyorsa kafasını, bu şekilde düşüyorsa bunlar bizim için müdahale edilmesi gereken alanlar oluyor. 7. ayı geçmiş hala oturmada sorun yaşıyorsa ve oturamıyorsa, oturduğu esnada omuru sağlıklı koruyamıyorsa, destekli de desteksiz oturmalar yapamıyorsa bunlar da gecikmelerdir ki bu süreç içinde 12. ayda yürümeyi de geciktirir. 3 yaşına kadar olan şeylerde şimdi koordinasyon becerilerinde üst üste koymalar var. Küpleri üst üste koymalar olsun, nesneleri üst üste koymalar olsun. Bunlar koordinasyonla ilgili bir şeyler. Çalışmayı artırabilirsiniz. Ama diğer türlü kasa yönelik olan durumlarda da fizik tedavi alması gerekir diye düşünüyorum. Çocukların. Yani evet. 12 ay ile 13 ay dedik değil mi yürüme için? Evet. 12 ayken 13 ayken yürüyecek. Yani bir ay bile sarkması problem midir yürümede? Çok fazla problem değildir. Ya zaten 9 ayda yürüyen çocuklar da denk gelinebiliyor. Şimdi 9. aydan sonra yürünür diyemeyiz ama bizim beklediğimiz, sıralama dediğimiz 9. aydan sonrasında nesneler koltuk kenarlarından olsun bir şeylerden tutarak adım atabilirler. 12. aya geldiklerinde 11-12. ayda duvarlardan tutarak yürüyebilirler sıralama şeklinde. Ama genel olarak sabit yürüme, bir nesneden diğer nesneye kadar yürümeyi 12. ayda bekliyoruz. 1 aylık 2 aylık gecikmelerin çok sorun olduğunu düşünmüyoruz. Ama daha fazla gecikiyorsa, şimdi burada 1 aylık 2 aylık gecikme, 4 yaşındaki çocuk için 1 aylık gecikmeyi fark edemeyebilirsiniz ama 12 aylık bir çocuk için 1 aylık 2 aylık gecikme oran olarak baktığımızda daha fazla bir açıkmış gibi görünüyor. Özellikle 13-14. aydan sonrasında, 14. aydan sonrasında 1,5 yaşa yaklaşan dönemlerde yürümüyorsa müdahale edilir. Ama herhalde benim anladığım o yaş grubunda, yani o yeni doğan grubundaki belirtileri aileler çok rahat fark ederler değil mi? Bir anormallik varsa. Kesinlikle. Bedensel anlamdaki hareketleri çok rahat fark ederler. Olayın sosyal kısmını, bilişsel kısmını fark edemezler. Çünkü nereye götürürseniz götürün çocuk oturuyor mu oturmuyor mu ona bakılır. Çocuk yürüyor mu yürümüyor mu fizyolojik olarak görebildiğiniz için onu sizin ölçmeniz de kolay olabiliyor aile olarak.
Ama bilişsel kısmı, dil kısmını onu birazdan bahsedeceğim. Tamam. Onlar da birazcık daha farklı yaklaşılabiliyor. Sosyal kısmı, şimdi ona geçeceğiz Allah nasip ederse. Sosyal kısmında kaçırdığımız şeyler olabiliyor. Hmm. Biz o görevi yüklemeyebiliyoruz çocuğa. Ya zaten yapardı da ben ona fırsat vermedim gibi şeyler oluyor. Peki 3 yaştan devam edelim o zaman bu konuya. Evet. Ya şimdi psikomotor olarak işte çocuklarımız 3 yaşına geldi. Hala koordinasyon becerilerinde, üst üste koymada, iç içe takmada, bultaklar diyoruz oyuncaklarda, onları yerine takmada zorlanıyorsa, kalem becerilerini alıp karalamalarda, illaki nesnenin çizginin içinde olması gerekmiyor, karalamalar olsun. Özellikle koordinasyon becerilerine beraber kaşık tutmada, ağzına yemek götürme kısımlarında zorlanıyorlarsa uzmanla görüşülmesi gerekir. 3 yaşı geçtikten sonrasında sosyallik dönemleri de değiştiği için, yine bedensel aktivitelerde de dışarıya çıkmaları olduğu için parklarda, bahçelerde düzgün koşamıyorsa, merdivenleri, park merdivenlerden bahsediyorum, kaydırak merdivenlerine çıkıp oradan kayamıyorlarsa, 3-6 yaş arasında, bir barfis gibi şeylerde sallanamıyorlarsa, kendisini yaklaşık 3-5 saniye dengede tutamıyorsa, ellerinde tutup, tek ayak üzerinde duramıyorlarsa, gerekiyorsa gözü açık, gerekiyorsa gözü kapalı. Hı hı. 4 saniye ile 10 saniye arasında tek ayak üzerinde durur 6 yaşındaki bir çocuk. Bunlara dikkat edeceğiz. Başat olduğu sağ ya da sol ayak fark etmez. Hı hı. Ama iki ayakla da durulabilir. Değişik şekliyle. Top oynamalarda koordinasyon yoksa, asamıyorsa, attığı top hedefe gitmiyorsa, çok farklı yönlere gidiyorsa, koordinasyonla ilgili sorunları vardır. Ya da odaklanmayla ilgili sorunları vardır. Rastgele atmalar 2 yaşındayken de var protesto amaçlı. Hı hı. Ama hedefe yönelik atmalar genelde 3 yaştan sonra bekliyoruz. Ayakla topa vurmalar, atılan topu yakalamalar, gelişimsel tarama envanterlerinde zaten genelde 3 yaşından sonra koordinasyon yönelik atma yakalama oyunları daha fazla ağırlıklı olarak değerlendiriliyor. Hmm. Psikomotor gelişiminde 0-6 yaşta ağırlıklı olarak dikkat ettiğimiz şeyler bunlar. Daha çok böyle fiziksel aktiviteler artık. Fiziksel aktiviteler. Psikomotor olduğunda zaten fiziksel aktivite. Psiko dediğimiz yerde bilişsel anlamda da, koordinasyon anlamda da yüklediğimiz beceriler oluyor. Bir küpleri üst üste koyma dikkatle ilgili bir beceridir. Ama yine el göz koordinasyonu gerektirir ve yine tabii psikomotor beceri gerektirir. Ama en azından bunlar daha fark edilirmiş. Tabii. Bunlar daha fark edebilir aileler. Peki biz böyle bir durumla karşılaştığımız zaman nereye başvuracağız? Mesela çocuk başını tutamıyorsa? Başını tutamıyorsa çocuklarımız genelde fizik tedavi üzerine, ortopedi fizik tedavi üzerine bakılır. Fizik tedavi alır. Ancak bu hafif durumdaysa, ailenin kendisi desteklemesi, egzersizleri var, tutma, kendiniz kafanızda kasları çalıştırırsınız, vücut kaslarını. Çocuğun kafasını hareket ettirirsiniz sağa sola. Oyuncakların kullanma şekli, oynama şekli, çocuğun duruş şekli, çocuğun tutuş şekli, her şeyi değiştirilerek fiziksel anlamda çocuğu aktivitelerle destekleyebilirsiniz. Resmi anlamdaki başvurular genel olarak bütün alanları bitirdikten sonra söyleyeyim çünkü fark etmiyor. Fizik anlamda da yani psikomotorda da gerilik varsa, sosyal becerilerde de gerilik varsa hastanelerdeki sağlık raporu bölümlerine başvurulabiliyor ya da bölümün ilgili doktoruna başvurulabiliyor. Yani hemen böyle bir rehabilitasyon merkezine götüreyim çocuğun böyle bir sıkıntısı var gibi bir şey olmuyor değil mi hocam? Önce hekime başvuru yapacağız, raporumuzu alacağız, ondan sonra mı devam edecek süreç? Şimdi gelişimsel anlamda çocukların takibi aslında gelişmiş ülkelere baktığımızda 6 yaşına kadar her çocuk en az 3 gelişim döneminde 2 yaş, 4 yaş, 6 yaş döneminde gelişim bilen birisi tarafından taranıyor. Gelişim alanlarına yönelik olarak tavsiyelerde bulunuyor. Farklı gelişim özelliği olsun ya da olmasın. Geriden takip edenin özelliği olsun ya da olmasın. Bunlar yapılabiliyor. Türkiye'de bu yok. Türkiye'deki durum, çocuğumuz yapamadığı durumda telaşlanıyorsak, bir komşumuzun uyarısı ya da bir tanıdık birisinin uyarısı ya da bir uzmana denk gelmişseniz, uzmanın uyarısıyla beraber harekete başlanıyor. Gecikmiş durumlar olabiliyor. Yapılması gereken Türkiye'deki işleyiş sisteminden bahsediyorum. Önce hastanelere başvurulur. Sağlık kurulu heyeti var. Heyete başvurulur. Heyet inceler. Hangi alandansa ona yönelik olarak raporu çıkartılır. Ondan sonraki süreçte rehabilitasyon anlamında da destek alınacaksa rehberlik araştırma merkezlerine yönlendirilir. Orada da değerlendirme süreci biter. Sonra çocuğun eğitim hayatı gelişimsel anlamdaki sapmaya yönelik olarak bir programla desteklenir. Ancak ilerleyeceğiz. Bu şekilde de resmi işleyiş bu şekilde. Aile kendisi fark etmiş de çok hafif durumda, risk grubu diyoruz bu çocuklara, tanısal bir durumu yok ama desteklemesi gereken durumlar varsa aile güvendiği bir uzmana görüşüp onun tavsiyeleriyle özel anlamdaki yaptığı programlarla çocuklar desteklenebiliyor. O şekilde de olabilir. Yani resmiyetin dışında kendisi desteklerse
özel olarak alır. Gelişimsel anlamdaki alanları incelenir. O gelişim alanı desteklenir. Geriden gelen alan desteklenir. Neyse ki her iki yönü de var. Yani aileler sadece çocuklarına dikkat edecekler. Kesinlikle. Yani bir şey aile... fark ettikleri zaman hangi yolu seçmek istiyorlarsa. Şimdi birazdan onlardan bahsedeceğim. Diyeceğim ki çocuklarımıza şu özellikler yoksa mutlaka gelişimsel anlamda taramasını isteyin. Mutlaka bir uzmanla görüşün. Onu söyleyeceğiz. Peki şimdi hangisine geçiyoruz? Sosyal gelişim olarak ele alalım. Sosyal gelişim anlamında bu alanımız psikomotor gibi çok somut değil. Öyle olduğu için gelişimsel görev dediğimiz aylara yönelik olarak gecikmeler yaşanabiliyor. İşte beni hep bunlar korkutuyor hocam. Yani somut olduğu zaman zaten fark edebiliyorsun. Yani bir şekilde görüyorsun. Evet. Sen görmesen yanındaki görüyor. Ama bence bu tarz olanlar daha tehlikeli. Şimdi sosyal gelişim olarak baktığımızda yeni doğan çocuklarımız yine 0-3 yaştan 3-6 yaş olarak değerlendireceğiz. Yeni doğan çocuklarımız yetişkinlerin seslerini takip ederler. Sesleri takip etmek derken kalkıp yürümesi ya da ona doğru gitmesinden bahsetmiyoruz ilk etapta. Hı hı. Ses geldiği esnada ya bedensel anlamda hareketini artırabilirler ya daha sakinleyebilirler. Ağlayan bir çocuk dışarıdaki bir annesinin sesini duyduğunda 4 aya kadar mesela sesi duyduğu esnada birdenbire sesindeki şekli değiştirebilir ağlamayı. Ya da ona dokunduğunuz esnada yanına geldiniz, yüzüne baktınız, onunla göz temasını, yüz temasını kurdunuz. Size çok odaklanmasa bile mutlaka bedensel anlamda mutluluğunu ya da huzursuzluğunu belirtecek hareketler yapmaları gerekiyor. Hı hı. Hiç yapmıyorsa sorun. Yani çocuk ağlarken siz onu kucağınıza aldınız 0-6 aylıkta. Çocuk ağlamanın şekli değişmedi. Ha, bu sancı ağlamasıdır, gazdır, başka bir şeydir. Onlar da ilgili değil ama baktığımızda uykusuzluk problemi vardır. Orada ağlıyordur. Hemen değişmez o türlü fizyolojik ihtiyaçlarda. Ama çocuklarımızın günlük yaşantıda da ağlayabiliyorlar. Ağladığında, evet, siz ona seslendiğinizde, kucağınıza aldığınızda, onunla ilgilendiğinizde ya ağlamanın şekli değişir ya ağlama durabilir. Hiç şekil değişikliği olmuyorsa, çocuk ya da ağlamama durumları varsa, hiç ağlamıyor ya, çok uslu çocuk dediğiniz durumlarda da problem. Ya da çok ağlıyor, ne yaparsak yapalım ağlamasını durduramıyoruz dediğimiz zamanlarda da problem. Burada iletişim anlamında problemler vardır diye düşünüyoruz. Şimdi yetişkinleri takip ederler, bakarlar. Zamanla onlara doğru uzanmak için ya vücudunu çevirirler ya el kol hareketleriyle beni al duygusunu yaşatırlar. Nesnelere karşı uzanmak isterler. Nesnelerle ilgilenirler. Tutmaya başlar. Tuttuğu nesneyle hem ses çıkartarak hem de onunla biraz daha keyifli zaman geçirerek oynarlar. 7. aydan sonra çocuklar zaten oturmayı da kazandıklarında artık çevresel anlamda oyunların çeşitliliği de artar. Belli oyuncaklarla, çıngıraktır, işte yumuşak nesnelerdir, ayıcık türü şeylerdir. Onlarla yavaş yavaş oynamaları artar. Oynarken ses çıkartır ve sizin de bir yaş altındayken sizinle oynamakta keyif alırlar. İsterse nesne olsun, isterse olmasın. Annesinin saçını çekmesi, yüzüne dokunması, ona dokunmanıza izin vermesi kısmı, ona dokunduğunuza mutlu olması kısmı sosyal gelişim olarak izlenebiliyor. 3 yaşına kadar çocuklarımızın talimat olarak da yetişkinlerin yarısını, dediklerinin yarısını yerine getirirler. Anlarlar artık. Anlarlar, yerine getirirler. Oyuncaklarla tek tip oyunlar değil de artık eğlenceli çeşitli oyunlar oynarlar. Eğer çocuklarımız sadece bir oyuncakla oynuyorsa, sadece tek tip oynuyorsa, 3 yaşındaki bir çocuğumuzdan bahsediyorum. Burada problem var ama çok ilgileniyor, çok seviyor. Tamam, ilgileniyor, seviyor ama başka şeylerle de oynayacak. Yetişkinleri oyuna katarlar. Yetişkinlerle oyun oynamaktan keyif alırlar. Yetişkinlerin bazen kurallarına uyarak hareket ederler. 3 yaş öncesinde bazen diyorum özellikle. 3 yaş geçtikten sonra 4 yaş 6 yaş arasında çocuklar yetişkinlerin %75 dediğini yaparlar. Bu sosyallik dönemine girdiğinde karşı taraftakinin duygusunu, düşüncesini anlama dönemine girer. Başka birisinin hakkı olduğunu ve o hakka yönelik olarak da hareket etmeyi, empati duygusuyla hareket etmeyi yavaş yavaş kazanırlar. Bunun sonucu olarak sıra bekleme olayları olur. 3 yaş üstündeyken. 3 yaşın altındaki çocuklarımızda yaşıtlarıyla paylaşımı çok beklemiyoruz. Olması sorun değil, olmaması da sorun değil. 2 yaş 3 yaş arasında paylaşımlar yavaş yavaş olur. Biz mekan paylaşımı dediğimiz 2 yaş 3 yaş arasında yaşıtlarıyla aynı ortamda kalması, onlarla arada bir etkileşime geçip oyunlara devam etmesi bizim için yeterli. Fazlası varsa sıkıntı değil.
fazlası yoksa bile ona da çok fazla sıkıntı etmeyin. Şimdi 2 yaşındaki çocuk, son dönemlerde yaşadığımız sorulardan birisi de buydu. Hocam başkasıyla oynamıyor. Başka çocukların yanına gitmek istemiyor. Başka çocuklarla paylaşmıyor diye. Paylaşmasın. 2-3 yaş arasında ben merkezi dönemdir. Dünyadaki her şeyin kendisine ait olduğunu, kendisi için var olduğunu düşünerek o dönemde paylaşım duygusunu çok çok beklemiyoruz. O normal. Evet. Paylaşmaz. Paylaşıyorsa da biz paylaşım duygusunu öğretmek için uğraşmıyoruz o dönemde. Paylaşıyorsa da kişilik gelişiminden dolayı onun karakter özelliğidir, paylaşıyordur diye bakarız. Ama 3 yaşını geçtikten sonra kurallara uymalar artacağı için, karşı taraftakinin de haklarını anlayacağı için paylaşımlar başlaması lazım. Özür dilemeler, teşekkür etmeler, sosyal anlamdaki davranışların başlaması gerekiyor. Gerekiyorsa uyarıldığında, hatırlatıldığında, gerekiyorsa kendisi o esnada kendiliğinden bu türlü sözleri söylemesi lazım. 3 yaştan sonra. Evet. 4-6 yaş arasında yetişkinlerin %75 dediğini yapmayan çocuklar, yerine getirmeyen çocuklarda incelenmesi gereken durumlar var. Çocuk kendi kendine çok güzel oynayabilir. Ama sizinle oynamaktan keyif almıyorsa iletişim eksikliği dediğimiz, sosyal yetersizlik dediğimiz, atipik otizm dediğimiz durumlardan şüphelenmesi gerekir. 1 yaşına kadar çocuklar özellikle 4. aydan sonrasında göz kontağını ve yüz kontağını çok fazla kurarlar. Eğer yüz kontağını, göz kontağını kurmadan çekiniyorsa, kurmuyorsa sizinle mutlaka müdahale edilmesi gerekir. 1 yaştan sonra sizinle aynı ortamda kalsa da, sorun çıkarmasa da size çok fazla yüz kontağı kurmayıp sizinle elinizden etenizden tutarak harekete yönlendiriyorsa burada iletişimsel anlamda bir eksiklik vardı diye düşünürüz. Müdahale edilmesi gereken durum diye düşünürüz. 3 yaşına kadar çocuklarda konuşmalar olacağı için dilin artık sözel olarak anlama boyutunda ve karşı tarafa bunu ses tonlarıyla, sosyal gelişim açısı bizim için ses tonları. Yapma kızım, yapma oğlum diye söylediğinizdeki ses tonunuza göre hareketinin değişmesi gerekir. 1 yaşına kadar çocuklara cıs deriz ya biz daha çok. Cıs diye söylediğimizde anlık olarak durdurması gerekir hareketini. Eğer durdurmuyorsa ses tonunuzdan anlam çıkartamıyor anlamına gelir. Sizi anlamıyor anlamına gelebilir. Sizinle aynı ortamda olsa bile ruhen aynı ortamda olmadığı anlamına gelir. Yani bunu inatlaşma olarak değerlendirir çoğu zaman aileler aslında. Daha farklı. Şimdi inatlaşma kısmına da girerim ama inatlaşma kısmı 3 yaşına kadar diyorum ya %50 olarak sizin dediğiniz yapması lazım. Evet. Tamamını yapmayacak zaten. 3 yaşından sonra 4-6 yaş arasındayken %75 yetişkinin dediğini yapması gerekir. Burada çocukları köleymiş gibi görmemek lazım. Biz çocuklara hayatındaki en faydalı şeyi sunduğumuz için bizim dediğimizi yapsın diye düşünürüz. Benim hizmetimi sunacak değil. Bana su getir dediğimde, bana şunu getir dediğimde sürekli yapacak anlamında çırakmış gibi düşünmüyoruz. Biz onların iyiliği için söylediğimiz şeyleri, oynayacağı oyunları, tercih ettikleri. Şimdi sosyal gelişim açısından unutmamak gereken bir durum. Markete gittiniz, çocuk tutturuyor, alacaksınız diyor. Evet. Bir oyuncak var, illa oyuncağı istiyor. Aldınız, birkaç saniye sonra, belki 3-5 dakika sonra tekrardan kırıyor, bir daha istiyor. Gecenin 10'unda, 11'inde, kış döneminde çikolata istiyor ya da yaz döneminde daha geç saatlerde dondurma istiyor. Bu türlü şeylerde eğer çok tutturup ısrarcı oluyorsa bunlar problemdir. Nerede nasıl davranması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Yetişkinlerin dediğini yapacak anlamında söylediğimiz şeyler çocuklara bir çırak yetiştirme gibi değil. Sadece çocuğun menfaatine olan, onun gelişimini destekleyen, onun hayrına olan şeyleri yönlendirdiğimizde yapması. Odasını toplaması gerekiyor çocuğun. Ama odası çok düzenli olmayacak bu çocuğun. Dediğinizde, en azından dediğiniz zamanlarda 4-5 kez söylediğinizde birinde çocuğun yapması lazım, ikisine yapması lazım, üçüne yapması lazım. Düzenli olması lazım. Karşı taraftan bir şey istiyorsunuz. Diğer odadan, mutfaktan bir şey istiyorsunuz. Onu her seferinde siz istediğinizde bırakıp koşup getirmeyecek. Ama çocuk o anda ilgilendiği bir şey yoksa sizin dediğinizi yapıp alıp gelmesi lazım. Şimdi aileler şunu söylüyor. Hocam, ben dışarı çıkacağım zamanda ya da dışarı çıkacağımızı anladığı zamanda hemen benim işte montumu getiriyor, başörtümü getiriyor ya da işte ayakkabılarımızı hazırlıyor. Bu çok güzel bir şey değil mi? Bu aslında güzel bir şey ama siz ona hadi benim eşarbımı getir dediğinizde getirmiyorsa, dışarı çıkarken getiriyorsa bizim için problem. Çünkü buradaki uyaran sizin kendi söylemeniz değil. Çocuk için uyaran dışarı çıkma uyaranı. Eğer siz söylediğinizde yapıyorsa iletişim anlamına iletişime geçmiştir.
siz söylemediniz ama çocuk içerikten çıkartıyorsa iletişimsel değil, bilişsel beceri yapmıştır. Biz orada iletişim dediğimiz sosyal beceri kısmını ölçersek eksi olarak görürüz. Ama bilişsel olarak eşarbı tanıyordur, işte montu tanıyordur diye bakarsak onu tanıyor olarak görürüz. Aslında ne kadar küçük detaylar. Değil mi hocam? Kesinlikle. Dikkat etmeyiz bunlara. Şimdi baba geliyor diyor ki hocam diyor elimi böyle attığımda diyor hemen diyor sigara içeceğimi anlıyor ya çakma ya da kül tablasını getiriyor diyor. Ne kadar zeki çocuk. Öyle baktığımızda ne kadar zeki çocuk diyoruz. Ama diyorum ki hiç sigara ortamı yok. Sigara uyaranı yok. Bana çakmağı getir dediğinde getiriyor mu çocuk? Ona bakacağız. Evet. Getirmiyorsa orada uyaran siz değilsiniz. Bizim istediğimiz şey çocukların yaptığı becerilerde uyaran yetişkin olsun. Bir başkası olsun. Kendi kendine yapıyorsa dürtüsellikle de olabilir. İşten gelen hareketliliktir. Bizim istediğimiz şey sizin söylediğiniz zamanlarda yapması kısmı. Ağırlıklı olarak baktığımız şeyler bunlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor demek ki. Çünkü diğer türlü şöyle baktığın zaman dışarı çıkarken aa montumu getirdi ne kadar güzel. Ne kadar zeki bu çocuk bak hemen anlıyor. Lep demeden leple bir anlıyor falan gibi düşünürüz. Ama aslında bizim de dediğimiz zaman getirmesi gerekiyor. Normal olan bu. Kesinlikle. Sizin dediğiniz zamanlarda getirdiği durumlar çocuk sizi anlamış oluyor. Yani sizi önceliği oradaki harekete geçiren şey biz uyaran diyoruz onu. Harekete geçiren şey sizin oradaki talimatınız, sizin oradaki söylemeniz. Diğer türlü harekete geçiren şey o değil. Mesela bunu oyunu oynarken nasıl anlarız? Uzantısı olarak. Evet. Diyelim yapbozlarımız var, bultaklarımız var. İçine attığımız ya da içine içice geçen kovalarımız var. Neyse bir sürü oyuncak, bir liste seviyede destekleyen oyunlar var. Çocuk bunları siz yokken çok güzel yapıyordur. 3 yaşındaki bir çocuğun yapacağı beceriyi 2 yaşındaki çocuk 15-20 saniyede yapabiliyordur. Bilişsel olarak yapmaya hazırdır. Bu bizim için artı mı? Bilişsel olarak artıysa da hemen diyorum ki siz onu bekle dediğinizi bekliyor mu? Hadi onu bana ver ben takacağım dediğinizi size veriyor mu? Hadi şimdi şu işaret ettiğiniz şeyi gösterip de iletişim üçgeni şeklinde şunu al diye söylediğinizde tanıması değil gösteriyorsunuz ve ona yakın koyuyorsunuz. Sizin işaret ettiğinizi alıyor mu almıyor mu? Oyunlarınıza müdahale ettiriyor mu? Yok hocam onu yaptırmıyor dediği esnada orada bir problem var. Orada problem var. Evet. Bir de hocam çocuklarda böyle küçücük çocuklar çok aşırı bir sinirlilik var. Bu hangi konuya giriyor gerçi onu da bilmiyorum ama bir de ona değinsek. Bu alana giriyor. Yani bu sinirli alana olması, giriyor. Karşı tarafa çok itiraz etmesi. Çok sinirli bazıları. Problem davranış kısmında onu değineceğim ama bu alana giriyor. Çocuğun burada ay olarak, yaş olarak takvim yaşı bizim için önemli. Bana diyorsunuz ki 48 ayın üstüne geçmiş çocuk. Her şey sinirlenerek cevap veriyor. Problem. Problem değil mi? Evet. Yine problem. Ama 2 yaşındaki çocuk daha çok sinirleniyor. Bir şeyleri fırlatıyor. Bunu bu kadar problem etmiyoruz. Yine yaşlara göre değişiyor. Evet. Gelişimsel görev dediğimiz şey o yaşın o özelliği normal olarak algılanırken başka bir yaştayken algılamaması lazım. Elini ağzına alıyor diyelim. Sosyal davranış olarak problem olarak görünebilir. Belli yaşlarda problemken belli yaşlarda problem değildir. Onu davranış problemlerindeyken anlatacağım o konuyu. Tamam orada detaylı gireceğiz o zaman. En sonunda zaten toplarken de bu gelişim alanları olsun anlattığımız konular olsun birbiriyle çok iç içe olduğunu ve bu iç içelikten dolayı da birbirlerini örtüştüğünü, ayrılamayacağını o zaman göreceğiz zaten. Tamam. Şimdi hangisine geçiyoruz? Şimdi bilişsel gelişim olarak bilişsel gelişim. Anlatalım. Şimdi sosyal gelişim ne? Bilişsel gelişim kısmı bizim göz ardı edebileceğimiz, kaçırabileceğimiz şeyler. Çünkü neden dersek, ya hocam dışarı çıkma fırsatımız hiç olmadı. Apartmanımız ya da kaldığımız yer çok müsait değildi. İnsanlar içine çıkartamadık. Ondan dolayı çocuk kendi kendine oynuyor. Ondan dolayı dediklerimizi yapmıyor. Gibi şeyler çok oluyor. Bilişsel kısımda da biz öyle bir çalışmayı yapmadık. Biz bunları hiç denemedik. Duyguları oluşuyor. Gözden kaçıracağımız ikinci bir alan bilişsel seviyesi çocuklarımızın. Şimdi yine 3-6 ay olarak 0-3 yaş 3-6 yaş olarak genel olarak bahsetmek gerekir. 3 yaşına kadar çocuklarımız renkli nesnelere bakması, uzanması, onlarla oynamak istemesi doğaldır. Renkli. Evet. Dikkat çekici olan. Özellikle 6 aydan öncesinde renkli ışıklı oyuncaklara daha fazla çocukların meyiller olur. Çünkü görme keskinliğimiz tam oluşmadığından dolayı, çok odaklanamadığından dolayı biraz daha hareketi ve görse işitmeyle beraber onu kullanırlar. Çıngırak türü şeyler, dokunmaya yönelik olan şeyler. Sizlere dokunmayla beraber oyuncaklara dokunmayı, onlara uzanmayı, onlar hareket ettiğinde de tekrardan kendi hareketlerini artırmayı, ses çıkarmalara başlarlar. Bu bir bilişsel seviyedir. İç içe olduğu için hem sosyal beceriliğe de çok yakın oluyor, evet. Dil becerilerine de çok yakın oluyor. 6 aya kadar çocuklar müzik dinlemekten çok keyif alır. Daha sonra da alır. Ama ben isterim ki 6 aya kadar çocuklar
Melodik mırıldanmalar, müzikleri, sakinleştirici müzikleri çocuklara verin, sunun. Hı-hı. Çok severler. Bu bilişsel seviyesini artırır. Sizi daha sonradan dinleme olasılığını artırır. Müzik dinlemeleri. Şimdi çocuklar ellerini kullanmaya başladıklarında ellerini bir araya getirmeleri. 6. ay döneminde 4 aydan sonra ellerini göğüs hizasında bir araya getirirler. Nesneleri eline verdiğinizde eline tutarlar. Önce dokundurduğunuzu tutarlar. İçine dokundursunuz onu tutarlar. Daha sonra dışına dokundurduğunuzda ya da tutamayacağı şekilde dokundurduğunuzda hareket ettirip tutmaya çalışırlar. Sonraki dönemlerde öbür eline de nesne verdiğinizde iki elinde nesneleri tutarlar. Hı hı. Nesneler birbirine vurma gibi, protesto amaçlı atma gibi, bazı durumlarda ağızlarını götürme gibi keşif yollarına giderler. Şimdi bilişsel seviyeler artık elinde nesneyi tuttu, salladı, oynadı. Artık yavaş yavaş nesneyi işlevselliğine yönelik kullanmaya başlarlar. Yine kritik dönemlerden birisi 7. aydan sonra oturmalar başladıktan sonra nesneleri size uzatmalar, nesneleri bir kovanın içine, bir kabın içine koymalar, kabın içinden almalar, oyunları başlar. 12. aya doğru geldiklerimizde de bilişsel seviye olarak dairesel olarak deliklerden, yuvarlaklardan, hı hı, nesneleri içine atarlar. Bir 12. aya kadar kovanın içine koyuyorlardı, evet, kovanın içinden alıyorlardı. 12. aya yaklaştığımızda birazcık daha alanı daralaştırıyoruz, biraz daha zorlaştırıyoruz. Nesneleri onun içine atabilirler. İki elindeki nesneyi tuttuğu esnada başka bir nesne uzattığınızda elindekini bırakıp o nesneye uzanırlar. Tercih etmeler başlar. Yani şu olabilir. Elindeki tuttuğu nesne çok istedik bir şeydir. Siz uzattığınızda onu almayabilir. Bu bizim için problem değil. Ama onun aynı seviyede istediğini, daha çok istediği bir şey elinde değilken, başka bir şey tutuyorken, onu çok sevdiği bir şey uzattığınızda onu bırakıp ona uzanmasını istiyoruz. Uzanmıyorsa problem. Uzanmıyorsa problem. Yani elindekini fark etmiyordur. Elini uzatmıyorsa zaten problem. Elindekini fark etmeyip de uzatıp hala almaya çalışıyorsa da problem. Bilişsel anlamda onun farkındalığı değildir. Şimdi, ay ilerledikçe her ayda artık bedenini kullanma, bedenine hakim olma, işlevsel kullanma becerileri artıyor. 3 yaşına kadar çocuklarımızda daha çok bultaklar, iç içe koymalar, attığı nesneyi getirmeler, nesneleri atmalar, bunlar işin içine girerken 3 yaştan sonra kavramsal beceriler çok daha belirgin işin içine giriyor. Renkler, sayılar 3-6 yaş arasında, konuşmaların da artmasıyla beraber en son gelişim olan dil, ondan da bahsedeceğiz. Renkler, sayılar, insanları tanımalar. 6 aya kadar annenin yüzüne çok net tepki verirken 6. aydan sonra evdeki yetişkinlerin yüzüne de tepkiler verir çocuklar. Hı hı. 1 yaşını geçtikten sonra çocuklarımız gerçek nesnelerden tanımalar başlar. 18 aydan sonrasında da genel olarak birkaç resimlerden çocuklar tanır. Parmağıyla dokunabilir, eliyle dokunabilir. Resimli kartlardan ya da resimli kitaplardan, tek resim olacak, karışık şeylerden değil, onlarla ilgilenebilirler. 3 yaşını geçtikten sonra da konuşmayla beraber kavramsal beceriler çok artar. Asıl bilişsel seviye dikkatli işin içine girerek 3 yaştan sonradır. Daha dikkatli olacağız, evet, 3 yaşından sonra. 3 yaştan sonra çocuğumuzun söylenen her talimatı anlaması gerekir. 3 yaştan sonra çocuğa ikili talimatlar verildiğinde, bunu mutfağa koy, yatak odasına şunu getir diye talimat verdiğinizde çocuğun bunu yapabilmesi gerekir. Dil ve bilişsel beceriler iç içedir bu aslında. Sayıları, ritmik saymalar 3 yaşa kadar olur. 1, 2, 3, 4, 5 diye sayabilirler. Sayıları tanımalar, tane saymalar 3 yaştan sonradır. 3-6 yaş arasında 20'ye kadar sayıları tanıyıp tanelerle eşleyebilirler. Nesnelerle toplama bile yapabilirler. Bunlar öğretilmemişse yapamama ihtimali var ama öğretilirse de bu konuda yapabilirler. Harflerin tamamını harf olarak, ses olarak bilmesinden bahsetmiyorum burada. Kopya etme şeklinde. Siz yazdığınızda noktalar üzerinden ya da gösterdiğinizde bir şekli aktarıyormuş gibi harfin çizimini aktarabilirler. Çocuklar bilişsel seviye olarak 6 yaşına da geldiklerinde. Karalama mı yapabilirler, o manada mı? Hayır. A harfini yazdınız diyelim. A olarak söylemiyorsunuz. Hadi bunun aynısını sen de yap dediğinizde önce noktalar koyarsınız. Daha sonra gösterdiğinizin aynısını diğer tarafa transfer ederler. Ha, yapabilirler. A harfini çizebilirler. Çizebilirler, bozuk evet. Olsa yapabilirler. 6 yaşına kadar gelen çocuklarımız bunu yaparlar. Şimdi geometri şekilleri tanımayla beraber artık sorularınızın daha zor hali. 3 yaşındaki çocuk hadi daireyi göster dediğinizde onu gösterirken 4 yaşına geldiğinizde önünde koyduğunuz geometri şekillerden dairenin içindeki üçgeni göster diye sorduğunuzda soru biraz daha zor. Çocuk lazım. Arayıp bulur. Ne gösterdin ya da ne getirdin, ne verdin diye sorduğunuzda da baktığında dairenin içindeki üçgeni verdim gibi
size oradakini tanımlayarak hem tanımlarlar hem tanımlanmış şeyleri anlarlar. 3 yaşına kadar çocuklar nesneleri tanıma kısmına ağırlık verirken 3 yaştan sonra tanımlanan şeyleri çocukların tanıması. Hangisiyle yemek yeriz diye sorduğunuzda kaşığı göstermesi şarttır. Hangisiyle otururuz dediğinizde 3 yaşındaki çocuk hangisine otururuz dediğimizde sandalye, tabure ya da işte koltuk gösterirken 4 yaşına doğru geldiğimizde 3-4 tane seçenekten hangisine oturduğumuzda en rahat ederiz diye sorduğunuzda evet oradaki koltuğun daha rahat ettireceğini, sandalyede oturulabilir ama taburede oturabilir ama bu daha rahat, daha yumuşak diye bunu söylemesi gerekir. Bir sıfat kendiliğinden eklerler. Konuşmaları bile böyle değişmeye başlıyor. Kesinlikle. Artık, konuşmalar da değişiyor, anlamalar da değişiyor. Algıları değişiyor, ilgileri değişiyor. Evet. Bunlara dikkat edeceğiz. Göstermiyorsa yani hangisinde daha rahat ederiz dediği zaman çocuk yine aynı şekilde sandalye, tabure, koltuk hepsini gösteriyorsa, soruyu ters anladıysa. O zaman biz ne yapıyoruz bu türlü çocuklarda? Çocuk bilişsel seviyesi nerede? Hangi aylık beceriyi tespit ediyor? Diyelim 4 yaşındadır, 48 aylık ama 36 aylık becerileri takip ediyorsa, gelişimsel olarak. 24 ay becerileri takip ediyorsa öğretimlere başlıyoruz. Çocuk öğrendikçe aradaki makası, aradaki açıklığı kapatmaya çalışıyoruz. Bir de şöyle bir şey daha soracağım size hocam. Buyurun. Şimdi bütün ailelerin çocuklara olan ilgisi eşit değil. Bütün aileler de belki bu kadar ilgilenmeyebilir. Bunun bir önemi var mı? Yani aile ilgisinin bir önemi olacak mıdır burada? Kesinlikle. Yani çevreyle beraber çocuklar davranışlarını geliştiriyor. İlgilerini, becerilerini de geliştiriyor. Çocuğa sunulmamışsa, oyunlar çocukla oyunlar oynanmamışsa, çocuğa bilişsel aktivitelere yönelik sorular sorulmamışsa çocuk nasıl kazanacak ki? Değil mi? Biz bunların kazanıp kazanamadığı kısmını sunulmuş şekline bakarız. Yani sosyal yoksunluk varsa, çevresel yoksunluk varsa çocukta yapamamasını engel durumu olarak görmeyiz. Ama gelişimsel olarak çocuğun geriden takip ettiğini görürüz. İlkokulda başladığımızda eğer bu çocukların hepsi hiç çevresel anlamda etkilememiş olsaydı ilkokula başlayan bütün çocuklarımız aşağı yukarı zihinsel anlamda normal olduklarında bütün becerileri ortak olması lazımdı. Değil. Ama ortak değil. Şimdi anne baba çocukla çok çok uzun uzun konuşuyorsa, çocuğun kelime dağarcığı artıysa, ifadesi ona göredir. Çocuk yetiştiği ortamda 3 yıl, 4 yıl ana sınıfına, anaokuluna, kreşe sınıfına gitmişse, çocuğun oradaki karşılaştığı eğitim anlamdaki olanaklar, öğretmenlerin sunuş şekilleri, diğer çocuk hiç gitmemiş birinci sınıfa başlamışsa, zihinsel anlamda aynı da olsa, becerisel olarak daha farklıdır. Şimdi kız çocuklarımızın erkek çocuklarımıza göre 6 yaşına kadar daha hızlı geliştiğini biliyoruz. Hatta 9 yaşına kadar da bunu söylenebilir. El göz koordinasyonu daha hızlı ilerler. Dil kısmı kız çocuklarda 12. ayda bile konuşmalar olabilir. Dil kısmına gelince söyleyeceğiz onu. Erkek çocuklarımız birazcık daha geç bu türlü şeyleri sergilerler. Ama ileride kapatırlar. İleride o açı kapanır ama evet. Çocukluk döneminde yine bir fark olur arada. Cinsiyet anlamında bile farklı varsa eğer uygulama esnasında çocuğun karşılaşması durumunda fark çok daha fazla olur. Yani çocuk hiç karşılaşmamışsa, hadi şunu şunun içine koy dediğinizde, çocuğa hiçbir görev verilmemişse, çocuğa hiç odasını toplatılmamışsa sosyal olarak çocuk dağınık olmayı tercih edecektir. Ya da çocuğa bir talimat verdiniz, bana kumandayı ver dediniz. Çocuk o kumandayı vermedi. Aradan zaman geçti, başka talimat verdiniz, odanı topla dediniz ya da işte oyuncağını kaldır dediniz, onu yapmadı. Mutfaktan şunu getir dediniz 3 yaşı geçmiş bir çocuk için. Onu yapmadı. Çocuk talimatı gerçekleştirmeyecek bundan sonra. Yapamıyor mu? Yapabiliyor ama sizin dediğinizi yapmıyor o esnada. Tutun yaptırın ya da talimat vermeyin. Talimat vermeyeceğiz ya da. Ya talimat vermeyin. Hiç yapmayacaksa çocuk yapmadığında da hiçbir şeye maruz kalmayacaksa. Yani yapma kısmına maruz kalmayacaksa. Özüme talimat vermeyin. Talimat verdiğinizde çocuk onu gerçekleştirmiyorsa talimatınızın önemsizliğini görecek. Bundan sonra bir başkasının dediğini yapmamaya başlayacak. Çocuğa dediniz yapabilecek durumda. Hadi top bana getir dediniz. Getirmiyor. Tutun elinden getirttirin. Destek olalım çocuğa. Evet. Ay bu 0-6 yaşı hep böyle oyun çocuğu olarak değerlendiririz ya. Hani oyun dönemi deriz. Ama aslında bütün hayatı şekillendiren de o 0-6 yaş kesinlikle dönemiymiş hocam. Onu anlıyorum ben programlardan. Ne kadar da böyle ilgilenilmesi gerekiyor aslında çocukla, öyle değil mi? Nakış nakış dokumak gerekiyor. Vallahi 0-6 öyle. Yaşta. Nakış nakış dokumak gerekiyor hakikaten. Yani en zor dönem. Ondan sonrası bir tık daha kolay gelmeye başladı şu anda. İşte mesleğimin en önemli sevdiğim yönlerden birisi budur. Çocuğunuzu yetiştirirken her şeyin farkındasınız. Öyle görüyorsunuz. Evet. Öyle olduğu için çocuk şunu yaptığında problem mi değil mi? Şimdi sosyal gelişim açısından baktığımızda da tuvalet becerisi. Kız çocuklarımızda, erkek çocuklarımızda biraz daha gecikebiliyor. Genel olarak 2 yaş, 3 yaş arasında tuvaletin kazanılması gerekir. 18 aylıktan önce zaten çalışmaması gerekir. Şimdi onu görüyorsunuz. Çocuğunuzun gelişim aşamasındayken
bir başkası kaygılanmış da olsa ya da çok abartı şekilde bunu çok ilginç bir şekilde yapıyor diye dese de sizin için daha isabetli karar verebiliyorsunuz. Yok bu zaten normaldir bu çocuk açısından ya da gerçekten bu ilginç bir özellik ve iyi yapıyor. Bunu yapmaması gerekirdi diye düşünürsünüz. Onun verdiği keyif mesleki doyumumuzu da çok daha fazla artırıyor. Aman annelere babalara çok iş düşüyor valla. Tabii ki size de sonrasında. Kesinlikle. Hocam bir reklama gidelim mi şimdi? Tamam. Bir reklamımıza gidelim. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Dil kısmını konuşuruz, tamam. Sonra davranış problemi dil konuşuruz. Dil kısmı ve davranış problemleri, evet. Değil mi kaldı? O zaman şimdi bir reklama gidelim. Hayatın içinden çok kısa reklam arasından sonra devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın. Hayatın içinden devam ediyor. Şimdi pizzamızı yapacağız, evet, değil mi usta? Pizzamızı yapacağız. Hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuzu yoğurduk, mayalandırdık. Hazır şu anda. Malzemelerimiz de hazır. Malzemelerimiz de hazır. Sosumuz da hazır. Sucuğumuz var, domates, biber ve mantarımız var. Evet. Sosu nasıl yaptık? Sosu nasıl yaptık? Önce domatesten sarımsak doğradık. Üçlü sarımsak kullandım. Hı hı. Bir adet domates. Önce onları kavurdum yağda suyun çekinceye kadar. Hı hı. Bir kaşık salça ilave ettim. Bir yemek kaşığı. Domates salçası. Domates salçası. Hı hı. Biraz daha kavurdum salça kokusu gidinceye kadar. Bir çay bardağı kadar su ilave ettim. Hı hı. Ondan da üzerine de bir çay kaşığı şeker, bir çay kaşığı da tuz. Şeker, tuz. Evet. Birer çay kaşığı. Evet. Hı hı. Biraz tam da işte bir çay kaşığı gelir yemez kekik, kekik, nane ve yani, karabiber kullandım. Karabiber. Yani. Bu şekilde sosumuz, evet, da hazırlamış, sosumuz hazır olduk. Zaten çok da hazırlanmış, evet, sosu da değil mi usta? Evet, şöyle. Şu şekilde olacak. Fazla çok şey değil yani, hafif koyu olacak. Hı hı. Sürülmesi için ekmeği şeyimize. Ve şu anda da hazır. Şimdi açacağız. Bir tanesini bir yapacağız, evet, değil mi? Böyle çok büyük açmıyoruz herhalde hamuru, değil mi usta? Fazla büyük değil. Fazla da kalın olmayacak. Biraz, hı hı, ince olacak. Bugünkü şeyde yemek tarifinde tabii çocuklar sevinecek. Evet. Evet. Hep büyükler için yapmayalım, çocuklar için de yapalım. Evet, şu anda onunla attık. Kalınlığı da yine aynı şekilde. Çok kalın da değil, çok ince de, evet, değil. Değil mi usta? Evet, çünkü pizza fazla kalın olmayacak. Zaten fazla kalın olursa. Evet. Hazırladık mı? Şu anda hazır. Tepsiyi de birazcık yağladık. Tepsiyi yağlıyoruz. Sosu ben bunu ekliyoruz. Şöyle getireyim biraz. Hı-hı. Biz de görelim. Evet. Sosumuzu güzelce süreceğiz üstüne şimdi herhalde, değil mi? Sosumuzu her tarafına yedireceğiz. Sosunu da çok bol koymayalım ya, değil mi usta, evde yaparken? Yok, fazla bol değil. Böyle yeteri kadar. Ne aradın? Kaşığı alayım bir. Tamam. Fırınımızı da açtık, değil mi? Fırınımızı açtık, hazır. 200 derece fırında 15 dakika pişecek. Sosu her yerine bir yediriyoruz. Evet. Şimdi. Bu şekilde her tarafına yedirdim. Evet, sosumuz da hazır. İkinci katını yapmış olduk. Şimdi, evet, ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şimdi peynirini atacağız.
Yani ben burada kaşar peynir kullanıyorum. Yani normalde pizzada mozzarella peynir, kaşar ve parmesan karışık olur. Kim neyi kullanmak istiyorsa, değil Evet. mi? Biz kaşar peynirle yapacağız pizzamızı. Peynirini de bol koyduk. Evet. Biraz bir şey daha peynir alayım. Tamam. Şimdi mantarımızdan ekleyeceğiz. Her yere dağıtıyoruz yine, Evet, değil mi her usta? yeri çiziyoruz. Sucuğumuzu ilave ediyoruz. Sucuk ilave edelim. Evet, bol malzemeli. Yani isteyen istediği şekilde yapar. Burada zeytindir, mısırdır, hepsi girer. Evet, doğru. Mısır da güzel olur. Bak, niye mısır Evet. eklemedik biz? Biz de mısır ekleseydik. Onu unuttuk Onu yazmayı. unuttuk. Neyse, şöyle mısır varmış gibi Evet. düşünelim biz. Biberimiz rengarenk oldu. Evet. Domates. Evet, domatesini de atıyoruz. Domateslerin kabuklarını soymuşuz. Evet, kabuklarını soydum. Normalde kabuklu pek şey değil. Kabuksuz Kabuklu olsun, değil mi? Kabuksuz daha güzel olur. fazla erimez. Normalde domates kabuğu mide düşmanıdır. Hazır mı? Hazır şu anda. Şu anda pizzamız Şu hazır. anda hazır ve fırına vereceğiz. Hadi fırına verelim. Hamurunu yoğurduktan sonra önce sosunu üzerine güzel bir sürdük, değil mi usta? Evet. Hamurun her kısmına. Sonra peynir ben ekledik. Sonra mantar, sucuk, biber, domates. Tabi isteyen istediğini de Tabii yine ki. ekleyebilir Tabii pizzasına. ki. Herkes nasıl seviyorsa. Ne kadar duracak fırında? 15 dakika duracak. 15 dakika duracak. O zaman ben gidiyorum. Tamam, ben öbürlerini de yavaş yavaş yapayım. Tamam, sonra tekrardan geleyim Tekrar, gösterelim evet. olmuş halinde. Hadi kolay gelsin Tamam, sana usta. teşekkürler. Yemeğimiz fırında artık hocam. Evet, birazdan bakacağız tadına. Şimdi dil gelişiminde kalmıştık, değil mi? Evet. Evet, oradan devam edebiliriz. Gelişimsel alan olarak diğer görevlerden bahsettik. Dil gelişiminden şimdi neler yapmamız gerekir? Çocuklardan neler bekleriz? Ondan konuşalım. İlk 3 ayda pardon ilk 3 ayda çocuklarımızda sesler refleksidir. Gülme sesi gibi olsun, okulama sesi olsun. Genelde refleks olarak çıkar. Nedeni çok belli olmayan seslerdir. Daha sonra artık şekillenmiş arda arda çıkan babıldama şekilleri işin içine girer. 7 aydan 8 aydan sonrasında artık sanki kelimeye benziyormuş gibi heceler işin içine çıkar. Konuşurmuş gibi. Evet, konuşuyormuş gibi olur. Kız çocuklarımızda daha erken konuşmalar olurken 10-12 aylık becerilerde kız çocuklarda anne kelimesine benzer, mama kelimesine benzer şeyler söylerler. Erkekler de söyleyebilir. Biz asıl konuşmayı 18 aya kadar çok beklemiyoruz. Kelimesel anlamda konuşmayı. Ama anlamayı daha çok bekliyoruz. Gülmeyi, ses çıkarmayı, çığlık atmayı, hoşa giden CE oyunlarına katılıp tepki vermeyi bekliyoruz. Kelime olarak kız çocuklarımızda, erkek çocuklarımızda 18 aydan sonrasında genelde geliyor kelimeler. Birinci yaşta olduktan sonra konuşan çocuklarımız ilerleyen dönemlerde daha hızlı kelime hazinesi artıyor. 2 yaşına, 3 yaşına geldiğinde 100 kelime, 200 kelimeyi bile kullanabilirler. Cümle için kelimeleri anlarlar, kullanırlar. Şimdi burada bizim üzerine değindiğimiz nokta anlaşılık sorunu bizim için çok önemli değil. 3 yaşına kadar çocuklar konuşur. Konuştuklarında çocuksu konuşmalar, artikülasyon dediğimiz harfin çıkışındaki eksiklikler olabilir. Ama tamamlanmış da olabilir. Biz burada bakmadan konuşmanın şekline bakıyoruz. İçeriğine çok fazla ağırlık vermeden kelimelerdeki başka harfe kaymalar olur. Kapak, tapak karıştırabilirler. Kelimelerle konuşmaya başlasınlar. Sonra cümlelere konuşmaya başlasınlar. Sadece konuşup konuşmadığına bakacağız, değil mi hocam, bu Evet. evrede? Yani çok önemli değil kelimeleri nasıl çıkardıkları. Yani annesi anlıyor, babası anlıyor, dışarıdakiler anlayamıyor dediklerinde bizim için çok çok önemi yok. Ha, Konuşuyor önemi olması yok. yeterli Tamam. olur. Ki zaten konuştukça düzeliyor bunlar. Eğer düzelmiyorsa 3 yaştan sonrasında artikülasyon çalışmalarına, harfin çıkışı çalışmalarına çok daha fazla ağırlık verilebiliyor. 3 yaşına kadar gelen çocuklarımızda 2 kelimelik cümleler
çıkabilir, çıkar. Ya da soruları mi ekini ekleyerek değil de anne geldi şeklinde vurgulayarak soruları soruyormuş gibi olur. Baba aldın diye sorabilir. 3 yaşında da bunları bekliyoruz çocuklardan. Şimdi dil kısmı 3 yaşına kadar yavaş gelişir ama 3 yaşından sonra inanılmaz bir depar atar. Kelimeler cümlelere, cümleler artık hikayesel anlatımlara, sıralı kartlara geçmesi gerekir. Bir olayını anlatır. 3-6 yaşına geldiğimizde çocuklar basit fıkraları anlatır, basit fıkraları anlayacak şekilde olabilir. 3-6 yaş arasında. 3-6 yaş altı arasında. 3 yaşındaki çocuk nesneleri, hani daha önce bahsetmiştik bir liste gelişimde, nesneleri tanırlar, adlarını söylerler. Artık 3 yaşını geçtikten sonra kavramlar da işin içine girdiği için kendileri tanımlar. Bununla ne yaparız dediğinizde onun kullanışının işlevini açıklarlar sizlere. Hem onu anladıkları gibi kendileri de anlatırlar. Ya da bir kelime verdiğinizde onunla ilgili çağrışımında neler var onları söylerler. Masa dediniz. Çocuk 4 yaşındaki çocuklarda bunlar kesinlikle çıkar. Masa dediğinizde masayla ilgili ne hatırlıyor bu? Sadece masayı bulup getirmesi de göstermesi değil. Masa der. Mutfakta yemek yiyoruz diyebilir. İşte ders çalıştığımız ya da ödev yaptığımız şey diyebilir. Orada gösterir işte öğretmenle oyun oynadığımız şey diyebilir. Fark etmez. Masayla ilgili artık bir şeyleri kendileri tanımlarlar. 3-6 yaşında çocukların dil gelişimi karşı taraftaki herkesin anlayacağı şekle gelir. Sadece 72 ay artikülasyonu dediğimiz R harfinin çıkışı biraz gecikebilir. Her çocukta değil ama gecikebilir. Tek harflerde bir tane, iki tane harflerde çok da sorun etmiyoruz. Onlar yine çalışılabilir. Ama diğer harfler hepsi çıkar. 3-6 yaşta tamamlanmış yaş olacak konuşma. Evet. Artık gramer yapısına uygun konuşma, edim bilim dediğimiz muhabbete yönelik olarak konuşma, hitaba yönelik konuşmalar başlar. Günlük yaşantılarını sizlere anlatır. Ne yaptığını anlatabilir. Evet. 6 yaşına doğru geldiğinde çocuklar karşı taraftakinin duygu düşüncesini anlayacağı için onun duygusunu işte ayağın acıdığında ne olur dediğinde ziyade işte arkadaşın ayağı acıdığında ne olur kısmını anlatırlar size. Empati. Ya da, evet, empatiyle beraber karşı taraftakinin duygu düşüncesini anlayarak onlara tavsiyelerde bulunur. 3 yaşındaki çocuk başka bir çocuğu teselli etmez ama 4-5 yaşındaki çocuk başka birisini teselli edebilir. İşte bak boş boşuna ağlama, gel şunları yapalım, annen nasıl olsa gelecek gibi onu telkin edip teselli edebilir. Ben şunu istiyorum gibi kendi tercihlerini çok rahatlıkla söylerler. Hayır onu istemiyorum, ben bunu istiyorum çünkü deyip devam edebilirler. Açıklayabilirler. Açıklarlar. Evet. Açıklama da yaparlar. 6 yaşına kadar konuşmalar olmuyorsa, bu şekilde değilse ne olur? Şimdi biz burada artikülasyon sorununa bakarız. Artikülasyonla mı ilgili kaynaklanıyor sorunlar? Yoksa çocuk özgüveni eksik, bilgisi becerisi eksik, ondan mı konuşmuyor? Yani konuşmanız için, araç gibi düşünürsek, gitmeniz için yakıtınızın olması lazım. Konuşmanız için kelime hazinenizin olması lazım. Biz papağansal bir konuşmayı, tekrarlayıcı bir konuşmayı değil, çocuğun özümseyerek, bilişsel süreçten geçirerek yaptığı konuşmalara ağırlık veriyoruz. Çocukta kelime dağarcığı yoksa, bilişsel seviyesi düşükse konuşmasında gerilik mecburen beklenir. Konuşur ama kısa kelimelerle. Okula başlayan çocuklarımızda mesela 2. 3. sınıf çocuklarımda da bazen denk geliyorum. Diyoruz ki kelimeyi cümle içinde kullanacaksınız. Herhangi bir kelime gösterdiniz ya da kelime yazdınız. Okuyan yazan çocuklardan bahsediyorum. Araba gösterdiniz cümle içinde kullan. Arabaya bindim diyorsa kısa bir cümle ise bizim için kelime hazinesinde eksiklik olduğunu düşündürür. Birazcık daha ufkunu açan, birazcık daha uzun cümlelerle konuşması gerekir çocukların. Şimdi düşünsel anlatım dediğimiz hayalini anlatması gerekiyor. Hayalini. Evet, kendisi hayal kuracak, hayalini anlatması lazım. Bu hayal işte dedesinin evindeki, köyündeki yaşadığı şeyin de biraz daha abartarak hayali olabilir. Ya da yaşamak istediği herhangi bir şeyin hayali de olabilir. Çocuklar böyle hayal kurar mı? Kurar. Kurabilirler mi? Bir yetişkinden daha fazla kurar. Öyle mi? Çocuk zaten ona mutludur. Öyle mi? Öyle söyleyeyim. Hayalleri olur yani. Hayalleri olan insanlar mutludur. Çünkü hayal dediğiniz şey sizi harekete geçiren bir dürtüdür. Onlar için uğraşmaya çalışırsınız. Onlar için bir şeyler yaparsınız. O uğraşınız sizi hayata tutunmanızı artırır. Hayallerinizi bitirdiğiniz esnada yaşam enerjiniz düşer.
Çocuklarda da var yani. Ben hep çocukları böyle hani oyun oynarlar. Ne bileyim evdeki işlerle, hani işlerle dediğim böyle miblolarla oynarlar. Oraları bir karıştırırlar falan gibi düşünürüm. Sonra da karınlarını doyurursun, uyutursun falan gibi. Çocuk bugün oyun oynarken yarın arkadaşımla ne oynayacağımı hayalini bile kurarlar. Öyle mi? Evet. O kadar gelişmiş yani. Evet, hayalleri gelişmiş olur. Artık 4 yaşından sonra çocuklar zihin okuma tekniği dediğimiz, biz özellikle okullarda kullanıyoruz bu yöntemi. Kendisi gördüğünü anlatırken sizin gördüğünüzü de sizin dilinizle anlatır. Yani bu başka bir uygulamam tekniktir. Resimli kartları koyuyorsunuz, inceletiyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Hadi bakalım şimdi sen ne görüyorsun diye anlatıyorsunuz. O görüyor kartı. İşte çocuk şunu yapıyor diye anlatır. Tamam. Şimdi sence ben ne görüyorum? Ben olsam ne anlatırdım diye sorduğunuzda. Bakın 4-6 yaşta daha karışık bir soru. Ben olsam ne anlatırdım diye sorduğunuzda sizin gördüğünüz kartı hatırlayacak. Sen şunu anlatırdın. Sen şunu görüyorsun gibi sen diliyle onu ifade etmesi gerekiyor. İfade şimdi edebilir. Kartı gösteriyoruz, sonra kapatıyoruz. Çocuk ne gördüğünü anlatıyor. Bir de benim ne gördüğümü anlatıyor, öyle mi? Doğru mu anladım? Kartın hocam? İki yüzünde de resimler olduğunu düşünün. İnceletiyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Onu da inceliyor. Şimdi sana soru soruyorum, şimdi konuşabilirsin diyorsunuz. Onun gördüğü tarafı sorduğunuzda sen ne görüyorsun bana anlat dediğinizde oradakini anlatıyor. Çocuklar top oynuyor, bahçede top oynuyor gibi bir şeyler uydurarak anlatıyor gördüğü resmi. Biraz önce incelediği ama benim gördüğümü. Ben ne görüyorum öyleyse diye sorduğunuzda sence ben ne görüyorum, ben olsam ne anlatırdım diye sorduğunuzda sen şunu görüyorsun, sen de şunu anlatırsın gibi cümlelerle zihin okuma tekniği diye geçiyor bunun adı. Çocukların bunu sunması gerekir. 4 yaşından itibaren. 4-6 yaş arasında bunu yaparlar. 4-6 arasında. Evet. Bayağı böyle konuşuyor çocuk yani. Tabii tabii. Şimdi resmi kartı koydunuz. Ona düz mü ters mi? Size düz mü ters mi? Bunu 4-6 yaş arasında çocuklar size izah ederler. Resmi koydunuz. Bakıyor. Sence bu resim ters mi düz mü diye sorduğunuzda ters ya da düz der ya da çevirir. Ha, şimdi düzelttim der. O şekilde söyler ama tamam bana göre ters mi düz mü diye sorduğunuzda çevirmeden size göre ters mi düz mü olduğunuzu sizin yerinize kendisini koyarak fiziksel anlamda değil düşünsel olarak bana göre düz ama sana göre ters diye anlatabilir. Onu da yapabilir. Evet. 4-6. Şimdi çocuklarımıza 4-6 yaş arasında geldiğimizde ailelerimiz bunlara çok dikkat etmesi lazım. Şimdi diyorum ki Ahmet'i annesi bakkala göndermiş ya da işte manava göndermiş. Manavdan alması gereken şeyleri söylemiş ama neler olduğunu ben de bilmiyorum diyorsunuz. Sonra Ahmet eve gelmiş, aldığı şeyleri koymuş, ben havucu unutmuştum, unutmuşum demiş. Dediğinizde, bakın böyle bir hikaye oluşturdunuz. Önüne koyduğunuz 4 tane resim arasından, marketten aldığınız ya da manavdan aldığınız meyveler, sebzeler, 4 tane resim arasından. Ahmet hangisini almıştır diye sorduğunuzda sizin hikayenizi anlayacak. Sizin hikayenizi sonuna kadar dinleyecek. Sizin hikayenizin içinden, ben havucu unutmuştum dediğiniz vurgusunu hatırlayacak. Orada o da manavdan alınan, bu da manavdan alınan, bu da manavdan alınan ama birisinde havuç olmayan resmi bulacak. Ahmet bunu almıştır diyecek. Ve ondan sonra nereden anladın diye sorduğunuzda zaten havucu unutmuştu. Diğerlerinde havuç var, bunda yok diye açıklamalar yapması lazım. Bu çok zor değil mi hocam ya o yaş için? 4-6 için? Kolay mı bu? Tabii tabii. Bunu yapar mı bunu? Yapabilir, cevap verebilir miyim? Birçoğu yapar. Birçoğu yapar. Evet. 4-6 yaşında çocukların konuşma kısmı tamamen oturmuş durumdadır. Bu kadarını yapar yani. Evet. Bayağı dikkat istiyor da. Öyle değil mi? Kesinlikle. İşte şimdi gelişim alanlarını genel olarak bunları anlattık. Öz bakım gelişim var. Ona çok fazla girmeyeceğim. Şimdi bu gelişim alanlarından çocuklarımızın hangi aşamada olduğunu biz kendimiz görmemiz lazım. Aile olarak. Şimdi diyoruz ki dil gelişiminde bizim çocuğumuz çok iyi. Dil gelişiminde çok iyi ama sosyal gelişim kısmında yetişkinlerin %75'ini yapıyor mu yapmıyor mu? Kendi görevlerini yapıyor mu yapmıyor mu? Arkadaşıyla ya da işte oyun ortamında insanlarla kurala göre hareket ediyor mu etmiyor mu? Paylaşımları var mı? Sırasını bekliyor mu? Bunlara da var dedik. O zaman bilişsel seviyesine bakıyoruz. Bilişsel seviyesinde kavramları tanıyor mu? Tanımladığınız şeyi anlıyor mu? Ya da kendisi tanımlıyor mu? Çocuklar bütün gelişim alanlarından ölçülür, değerlendirilir. Aile o zaman der ki benim içim rahat. Ama bazılarında farklılık varsa bundan çok da korkulacak bir şey değil. O farklılık belki bizim sunuşumuzda, çocuğa yaşam biçiminde hayatını onu sunmadığımız için de olabilir. İlla ki kazanamıyor. İşte burada bir engel durumu var, bir yetersizlik durumu var diye düşünmemek lazım. Sadece biz ona o fırsatları sunduk mu sunmadık mı? Şimdi Türk kültüründe çocuk yetiştirirken anne çocuğun uşağı gibidir.
Kendisi onun yerine düşünür. Evet. Kendisi onun yerine yapar. Kendisi onun yerine bilir. Çocuğun da bildiğini, yaptığını ve düşündüğünü zanneder. Bu türlü durum çocukları zihinsel olarak bir olumsuzluk etkilemese de öğrenmesi gereken bilişsel seviyesini, kazanması gereken davranışları, sosyal becerileri, ifade etmesi gereken dil becerilerini önüne engel olmuş olur. Bir de hocam, yani gözlemlerimi söylüyorum sadece. Siz böyle anlattıkça da daha çok fark etmiş oluyorum. Sanki şöyle bir algı var. Az önce mesela ben de aynı şeyi söyledim. 0-6 yaş grubunun genelde böyle kendi kendine büyüyüp giden, sonradan bütün yetenekleri kazanacak bir grup olduğunu düşünüyoruz biz o yaş grubunda. Evet. Mesela 0-6 yaşında çok düzgün konuşamıyorsa aman konuşur zaten, o daha küçük. Evet. Ne bileyim, çok böyle bir bardağı şuradan alıp da şuraya koyamıyorsa aman küçük o zaten, yapar, ileride öğrenir falan gibi düşünüyoruz. Aslında ne kadar yanlış bir düşünceymiş bu. Şimdi bizim kültürümüzde bu var. Avrupa'da 18 yaşına geldiğinde insanlar tamamen bağımsızdır. Gerekiyorsa evinden bile ayrılabilirler. Evet. Ama bizim kültürümüzde bu yoktur. Yok. Şimdi 40 yaşınıza da gelseniz, 50 yaşınıza da gelseniz, anneniz size konuşurken işte üzerine kalın bir şeyler giy, üşütme, işte karnın aç kalma, bunu söylerler. Normalde bu beceremediğinden dolayı mı? Koruyuculuk ruhundan dolayıdır. Evet. Biz her zaman çocuklarımızın büyümediğini, gözümüzde büyümediğini düşünürüz. Ama bir başkası desin ki o onu yapamıyor diye düşünsün. Hayır, benim çocuğum şunu yapar, bunu yapar, işte dünyanın şunu yapar. Fark etmez. Yani biz de ebeveyn olarak çocuğun büyüdüğünü fark etmeyiz. Çocuğa büyüdüğünde hangi görevler yüklenecek, o yaşına ait hangi görevler olduğunu bilmediğimizden dolayı aslında bazı şeyleri normal olarak algılıyoruz. Şimdi çocuk konuşuyor ama herkes anlamıyor. Çok problem değil ama sosyal ortama açıldığında bu çocuk herkesle iletişime geçemeyecek. Evet. Işte sergilediği bir beceri yaşıtlarından farklı olacak. Özgüven eksikliği oluşturacak. Dilden geri değilse çocuklar ya yaşıtlarından çok büyük bireylerle, çocuklarla oynamayı tercih edecek. Çünkü sorumluluk vermeyecekler ona. Onlar onun dediklerini yapacaklar. Ya da yaşıtlarından çok küçük, bilişsel seviyesine denk gelen çocuklarla oynamaya kalacak. Niye yaşıtını tercih etmiyor? Ya aman onun gelişimi de öyle. Öyle dememek lazım. İlkokula başladığımızda ya da işte şu anda anaokulları daha çok yaygın, herkes gönderiyor gibi. Okul hayata başladığında, sosyallik dönemine başladığımız esnada çocuklarımızın gelişimsel alanlarındaki sapmaları hemen ortaya çıkıyor. Okula başladıklarında ortaya çıkıyor. Daha çok ortaya çıkıyor, evet. Daha çok ortaya çıkıyor. Çünkü çocuk evdeyken anlayamıyor, aileler de anlayamıyor. Sonradan derslere katılım da tabii ki düşüyor haliyle. Hepsini etkiliyor. Şimdi 2 yaşındaki bir çocuğa odanı topla dediğinizde toplamıyorsa ve buna toplatmıyorsanız, hadi mutfaktan şunu getir dediğimizde, 3 yaşına geçtiğimizde, 4 yaşına geçtiğimizde, şunu getir dediğimizde yapmıyorsa, okula başladığında da hadi ödevlerini yap dediğinde yapmayacak zaten. Yapamadığından dolayı değil. Kafası basmıyor gibi değil aslında. Yapabilir ama bundan önceki sisteminde yap denildiğinde yapılmıyor, yapılmadığı zaman da problem çıkmıyorsa, o zaman da yapmak istemiyordur. Yapmayacak çocuk. Annesi babası ya da herhangi birisi çocukların her ağladığında, her istediğinde bir şeylerini yapıyorlarsa, ilerleyen dönemlerde anne sen oku ben sorunun cevabını söyleyeyim duygusuna geçiyorlar. Hocam bu ağlamayı konuşsak biraz ya. Bu ağlamayı biz nasıl kontrol edeceğiz? Mesela markete girdiğinde, şimdi geçen programlarda da aynı şeyi söylüyor. Çocuk bas bas bağırıyor. Evet, çikolata istiyor. Şimdi anne de bir yere kadar işte almayayım diyor ama bizim dışarıdan da bir baskı var. Diyor ki yandan geçen hiç tanımadığım biri, aman alıver çocuğa ne olacak, bak ağlatma çocuğu diyor. Çocuk da ondan yüz buluyor, biraz daha çığlığı basıyor. Nasıl kontrol edecek anne burada? Kontrol edemeyecek. Çıkarmasın dışarı diyeceğim. Çıkarmasın şaka. Dışarı. Şimdi problem davranışlara bahsedelim. Aslında konumuz oraya geldi. Evet, problem davranışlardan bahsedelim. Şimdi hangi davranışlar problemdir? Ben bununla ilgili çok fazla seminer verdiğim durumlar oldu. Hizmet içi seminerler, arkadaşlarımızın içinde olsun, başka kurumlar olsun, başka topluluklar olsun. Şunu sorarım. Neyin problem olduğunu düşünüyoruz biz? Davranış olarak baktığımızda. Ağlama problem mi değil mi? Isırma problemi değil mi? Altını ıslatma problemi değil mi? Tepinmesi var çocuğun. Tepinmesi problemi değil mi? Tırnak yemesi problemi değil mi? Bunları tek 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 sorarım. İnsanlarda bazen problemdir, bazen değildir. İşte bunun cevabı yok. Bunun cevabı nerede? Problem olması için bir davranışın kriterleri var. Birinci kriter, yani birinci derken sırayla söyleyeyim. Bir tane kriteri, davranışın birden farklı ortamlarda çıkması gerekir. Yani ev ortamında da problem çıkartıyordur. Dışarıda da problem çıkartıyordur, okulda da problem çıkartıyordur. O problem birden fazla ortamda varsa bu davranışa problem davranış diyoruz. Onların nasıl giderilir kısmı ile ilgili konuşacağım.
Başka bir kriterimiz, davranışın sayısı, süresi, şiddeti ya çok fazla olması lazım, hı hı, ya da çok az olması lazım. Çok az olması da mı yine sorun olacak? Tabii. Mesela çocuğa yazı yazıyorsunuz ya da boya, hı hı, diyorsunuz. Çocuk 40 dakikada bir tane elmayı boyuyorsa problem. Ha, o manada. Evet. Evet, o çok zaman yavaş problem. Olması. Evet. Davranış, problem olarak adettiğimiz davranış, öğrenmeye engel olması gerekir. Öğrenmeye engelse bu davranışa da problem davranış diyoruz. Başka bir kriterde davranış, çocuğun gelişimsel anlamdaki sosyal görevlerinin uzantısı olmaması lazım. Burayı ağırlıklı olarak anlatacağım. En son onu bıraktığım için. 2 yaşındaki bir çocuğun ağlaması normal. Ağlayabilir. Mızmızlanır, nazlanır. 2-2,5 yaş döneminde bazen 3 yaşa doğru da kayar. Ben merkezci dönemdir. İtirazları olur. Ama 1 yaşındayken bu ağlamaların çok olmaması lazım. 1 yaşındayken sosyallik çok daha fazladır. Yani çocuk sizinle olmayı çok daha fazla ister. Sizinle oynamayı çok daha fazla ister. 2 yaş dönemine geldiğinde kendi kendine de oynar. Sizi de oyunlarına katar. Ama itirazları olur. Nedensiz ağlamaları olabilir. Bunları töler edin, sarılın, okşayın. Onun dediğini yapabilirsiniz dönem dönem. Az da olsa. Ama çocuk 3 yaşına geldi, 4 yaşına geldi. Hala ağlıyorsa sosyal gelişim anlamındaki bir görev değildir. Artık kazanılmış problem davranıştır. Ağlama onun işine yaradı. Ağladığı için çocuk artık ağlamayı kullanarak istediğini yaptırmaya çalışıyor. Burada ne yapacağız? Sosyal gelişim özelliği mi değil mi? 6 yaşındaki bir çocuğun uyku esnasında parmak emmesini çok fazla sorun etmiyoruz. Ama normal zamanlarda parmak emmesi sorundur. Uykuya yönelik olarak, uykuya dağım olarak elini ağzına alması kısa bir süreliğine, bunu biz çok fazla sorun etmiyoruz. Çünkü sayısı süresine baktığımızda çok hayatını etkilemiyor. Sosyalliğini düşürmüyor. Yapar demiyorum. Ama yapsa da biz buna müdahale etmeyiz. Yani uyku esnasındayken kulağını tutarak uyuyan çocuklar var. Herhangi bir peluş bebeğini tutarak uyuyan çocuklar var. Biz bunları problem etmiyoruz. Ama günlük yaşantıda da kulağını tutuyorsa, günlük yaşantıda da peluş bebeğini tutup bırakmıyorsa, biriktirme davranışı diyoruz biz bunlara. Güvensizlikle ilgilidir, duyu eksikliğiyle ilgilidir, başka bir şeyle ilgili olabilir. Bunları problem olarak görüyoruz. Yani bir davranışın problem olması için gerçekten analiz edilmesi gerekiyor. Şimdi bu türlü durumda ne yapıyoruz? Davranış çıktı, tamam problem dedik, biz ne yapıyoruz? Öncelikle diyoruz ki aileye ya da işte uzmanla çalışırken arkadaşlarımıza söylüyoruz. Davranışı tanımlayın. Çocuk ne yapıyorsa onu tanımlayın. Davranış değiştirmede ağırlıklı olarak kullanılan yöntem uygulama davranış analizidir. UDA diyoruz. ABA yöntemi diye de İngilizcesi. Uygulama davranış analizinin kriterlerinde canlının davranışı çevresiyle ilişkilidir der. Çevreyi değiştirdiğinizde canlının davranışı değişir. Bu candan kastı insanlar da işin içine direktir. Siz tutumunuzu, siz uyaranlarınızı değiştirdiğiniz esnada çocuğun davranışı değişecek diye beklenir. Şimdi davranışı tanımlarken ifadeleriniz daha somut ifadeler kullanılır uygulama davranış analizi. İşte çocuk çok üzgün den ziyade çocuk ağlıyor davranışsal bir ifadedir. Çocuk vuruyor, çocuk ısırıyor gibi davranışsal ifadedir. Tanımladık. Bu türlü gün içinde çocuğumuzu tanımladıktan sonra ortam davranış sonuç diye bir formumuz var. Ailelerimiz bunu anlatıyoruz. Ortam davranış sonuçtan, ortamdan kastımız çocuk hangi ortamlarda yapıyor? Diyelim sınıf ortamındasınız ama hayat bilgisi dersindeyken yapıyor. Ya da işte hikaye dersindeyken yapıyor. Ya da işte serbest etkinliğe geçtiğinizde yapıyor zararlı şeyi. Detaylı inceliyoruz. Ayrıntı daha. Olarak inceliyoruz. Çocuk bu davranışı yapmadan önce ne yapıyordu? Çocuk bu davranışı yaptığı esnada ne oldu? Yaptıktan sonra ne oldu? Bunlara bakarak o davranışın değiştirmesine gidiyoruz. Yapmadan önce, yani bizim asıl istediğimiz şey davranışı çıkmadan öncesinde önleyemeye çalışmaktır. Ondan dolayı davranışın öncesini çok inceleriz. Markete çocuk ağlıyor. Şimdi markete gitmeden öncesi ne oldu? Markete gitmeden önce çocuk hiçbir sıkıntısı yoktu, ağlamıyordu, zırlamıyordu. Problem çıkarmıyordu ama markete girdiğinde ağlıyor. Öyleyse markete girmeden önce çocukla ayrıntılı konuşmak gerekiyor. Uzun uzun değil. Bak oğlum, bak kızım. Bugün markete giriyoruz. Ben sana alacağınız şeyler vardır, almayacağınız şeyler vardır. Şunu alacağım ama şunu almayacağım.
diye ifade etmeniz lazım. Çocuk bunu anlıyorsa, o ifadenizi anladığı halde ileride içeri girdiğinizde yapıyorsa almayacaksınız, hiçbir şey yapmayın. İki hafta sonrası değişir bu. Davranışın yapısında iki hafta sabırlı olun, üçüncü hafta da değişir. Şimdi ailelerin tutumlarında işin içine girer. Anne çok kuralcı olabilir, baba çok esnek olabilir. Annenin yanındayken çocuk kurallara daha rahat uyarken, babadayken çok esnekse, tutum farkından dolayı problem davranışlar, kazandırılmış problem davranışlar olur. Onları değiştirmek çok zor. Öyle olduğu için herkes davranışı problem olarak tanımlaması lazım. Mutfaktaki eşyaları ya da çekmecedeki eşyaları karıştırmak anne için problemken, baba için problem değilse, oradaki problem davranışı değiştiremezsiniz. Çünkü birisi problem olarak görmüyor onu. Anladım. Problem olarak görmüyorsa yapacağınız bir şey yok. Mesela çocuğun sürekli bir şeyleri kırması iki taraf için de herhalde problemdir. O zaman bunu değiştirebiliriz. İki taraf da bunu problem ediyorsa tabii. İki taraf da problem ediyorsa değiştirebiliriz. Markete giderken ağlaması, anne için problemse, baba için problem değilse, ben nasıl olsa alırım diyorsa onu değiştiremezsiniz. Ortak tutum dediğimiz, ortak disiplin sergilemesi gerekir. Davranışların değişimi için. Bizim en çok sıkıntı yaşadığımız durum bu oluyor. Anne farklı davranıyor, baba farklı davranıyor. Şimdi çocukları değerlendirmeye alıyoruz. Değerlendirme esnasında görüşürken sürekli anneden ya da babadan birisinden yardım istiyor. Kimden daha çok yardım istiyorsa bu türlü durumda çocuk onu daha fazla kullanıyor anlamına gelir. Onun için biz değerlendirmelerimizi bir sefer aileyle beraber, bir sefer tek başına yaparız. Çocuk daha doğal ortamını sergilesin diye. Hı hı. Bir gözlem yapıyorsunuz bu evet, arada. Evet, bilişsel seviyesini ya da işte becerisel seviyesini tam olarak sergilesin diye. Tutumlarımızı netleştirdik. Çocuklara davranış öncesinde uyarılarımızı verdik. Davranış esnasında tutumumuzu kararlı bir şekilde uyguladık. Davranış sonrasında çocuk ödüle ulaşmadı. Ağladığında bir şey aldırmadı. Almadınız. Bu türlü durumda, bak ben sana söz verdiğim için almıyorum, sen ağladığın için seninle ilgilenmiyorum diye açıklamalarınızı yaptınız. 2-3 hafta sonrasında değişir. Değişmiyorsa mutlaka uzmandan destek almanız gerekir. O zaman davranış analizini, davranış değiştirmeyi uzman yapması lazım. O zaman benim anladığım, çocuklar karşısında gayet kararlı bir tutum sergileyeceğiz ve çocuklara izah edeceğiz. Evet. Yani neyi yapıyorsak, neye tepki vermişsek bunu tek tek izah edeceğiz çocuklara. Çok böyle uzun uzun anlatmayacağız, hikayeleştirmeyeceğiz ama kısa da olsa bir açıklama yapacağız. Şimdi çocuklarımızın buradan şu çıkmasın. Robot gibi yetiştiriyoruz, bizim istediğimiz şekilde yetiştiriyoruz değil. Hı hı. Çocukların istedikleri de olacak. Tabii. Çocukların istedikleri beraber bizim de istediklerimiz olacak. Çocukların istedikleri olurken bunu çocuk problem davranış üreterek değil. Çocuğa çikolata almayın demem. Alırsınız. Çocuğa içecek bir şey almayın demem. Alırsınız. Oyuncak almayın demem. Alırsınız. Ama bunu ortak karara bağlayarak almanız gerekir. Bugün almayacağız. Şunlar da çok uygun değil. Ben bunu hiç zaten kullanmadım. Paramız yok, almayacağız kısmını çok kullanmayın çocuklara. Çocuklar bunun ömrünün sonuna kadar bunu yaşartır, aklına bu kalır diyemem ama o esnada paranızın yokluğu kısmındaki duygusal anlamdaki ifade sizin üzerinizdeki ile çocuğun üzerindeki aynı etkiyi oluşturmaz. Şu anda almayacağız. 3 ay sonra alırız, bir ay sonra alırız, şundan sonra alırız gibi açıklamalarda bulunabilirsiniz çocuklarınıza. Ama oyuncak istiyor, param yok, oğlum ben onu şimdi almayayım, kısmını çok kullanmayın. Şu anda almayacağız onu, daha sonra alacağız gibi şeyler söylersiniz. Çocukla diyaloğunuz sadece o esnada başlamışsa, çatışma esnasında başlamıştır. Ama günlük yaşantıda çocukla diyaloğunuz iyiyse, çocukla oyun oynuyorsanız, çocuk sizi anlıyorsa, dinliyorsa orada da anlayacaktır. Çünkü ilerleyen dönemler, geçmişi düşünüyor. Geçmişte çocuk, babam benim dediklerimi yapıyordu, şimdi yapmaması beni sevmediği anlamına gelmiyor. Şu anda uygun olmadığı için gibi düşünür. Anladım. Hocam burada bir virgül koyalım, sizi de birazcık dinlendireyim. Bir reklama gitmemiz gerekiyor. Olur, reklamdan sonra da kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada pizzamız da hazır, güzel güzel kokular da geliyor ama pizzayı reklamdan sonra göstereceğim. Hayatın içinden çok kısa bir reklam arasından sonra devam ediyor olacak. Bedensel engellilik, fizik tedavi dediğimiz, zihinsel engellilik programı, öğrenme güçlüğü programı, dil konuşma programı, görme engellilik programı, işitme engellilik programı diye programlarımız var. Rehabilitasyon merkezlerinin hepsine bakmıyor o zaman. Yok. Değil Milli mi? Eğitime, ayrılıyor. Evet, bu program oluru diyoruz, sunuyoruz. Bizim çalıştığımız kurumda mesela 3 tane program var. Otizm programını almıştır.
zihinsel engelliler ve öğrenme güçlüğü. Bir başka kurum bunların haricinde başka şeyler de alır. Bunları almayabilir bu şekilde. Hangi alandan alıyorsanız o alandan uygulamanızı yaparsınız. Şimdi çocuk geldiğinde ne olur? Zaten ilk başta söylemiştim. Hastaneye gider, evet. Sağlık kurumuna rapor çıkar. Sağlık kurumuna çıkan rapordan sonra rehberlik araştırma merkezi eğitsel değerlendirmesini alır. Eğitsel raporu çıktığında artık sisteme kayıt edilebilir. Sistem, MEPBİS dediğimiz Milli Eğitim'in kendi oluşturduğu sistemdir. Çocukların bütün bilgileri oradadır. Rapora ait bilgileri. RAM oraya girer, rehberlik araştırma merkezi. Siz rapor numarasını girdiğinizde çocuğun zaten bilgileri çağrılmış olur. Burası resmi kısmı. Şimdi resmi olmayan yerde, yani uygulama kısmında neler yapılıyor? Çocuklar geldiği esnada, bizim kurumdan bahsedeyim özellikle ben, geldiği esnada ayrıntılı değerlendirmesini alırız. Gelişimsel alanları, biraz önceki saydığımız alanlardan, çocuklar neler yapıyor, neler yapmıyor? Değerlendirme kısmında ben aileyi bir seferinde, aileyi sınıfta bulunduruyorum. İkinci seferde çocuğu tek başına değerlendirmeye alıyorum. Yaşına uygun gelişimsel görevlerden çocuklara talimat veriyorum, öğretim yapmıyorum ilk etapta. Çocuk neler yapıyor, neler yapamıyor. İki değerlendirme arasındaki tutum farkı, mızmızlaması, ağlaması ya da işte sessizleşmesi ya da çok özgüven yüksek anlatması, aradaki fark neyse o fark aile tutumlarına genelde yorumlanıyor. Ortak özellikler ise çocuğun gelişimsel özellikleridir. Kazandıkları ya da kazanmadıkları anlamında. İki değerlendirme, bilemediğiniz üç değerlendirme olur. Büyük yaş çocuklarında okula giden öğrenme güçlüğüne yönelik olarak akademik anlamında değerlenmesini anlıyorsa, üç değerlendirmenin sonunda bir haftada biter zaten bu. Çocuğa program çıkartılır. Program dediğimizde çocuk kısa vadede 2 aydır, 3 aydır neler kazandırmak istiyoruz? Onların programı çıkar. Bunu eğitimcimiz kimse, o çocuğun programına uygun eğitimi veren o arkadaşa programı verilir. Bu arada RAM'dan da değerlendirilmiş ve program gelmiş olur ama RAM'daki değerlendirme çok ayrıntılı bir değerlendirme olmadığı için onu uyarak da olsa kendimiz ayrıntılı olarak değerlendirip çocuğun gelişimsel anlamdaki görev sapmalarını oluştururuz. Öğretimlere başlıyoruz. Öğretimlerde 0-6 yaşına kadar olan çocuklarımızda genel olarak aileleri sınıfta barındırıyorum ben. Sınıfta bulunuyor. Çocuğun yanında. Evet. Biz hangi eğitimi yapıyorsak, ne şekilde davranıyorsak, ne şekilde öğretime çocuk için materyal kullanıyorsak, dikkat yönetimini sağlıyorsak, ailede onu kazansın anlamında bir. Asıl amacımız bu olabilir ama başka bir gizli amacımız da ailenin yanındayken çocuk talimat almayı, sorumluluk almayı kazansın diye aslında. Yani aileyi eğitmek bir yerde ama asıl düşüncemiz aileyi eğitmenin yanında çocuk ailenin yanındayken denileni yapsın. Yani öğretmenle beraberken hiç problem çıkarmayıp her şeyi yapan çocuklar aileyleyken yapmıyorsa o eksikliği ancak böyle giderebiliyorsunuz. Bunun başka bir artısı da aile evdeyken yaptıramıyorsa sınıfta aileye teslim ediyoruz çocuğu. Biz uyguladık, kazandırmaya başladık. Çocuk eğitsel anlamda ilerlemeye başladı. Aileye diyoruz ki bakın aynı beceri siz çalışın. Biz orada bekliyoruz. Aile çalışmanın nasıl olduğunu gösteriyoruz. Nasıl çalışılacağını. Ne kadar sık talimat veriyor. Ne kadar talimatlar arasında beklememiz gerekiyor. Çocuğun gerçekleştirmesi için bekleme süremiz var. Yaklaşık bu 5 saniye ile 15 saniye arasında olur. Tepki süresi. Tepki süresinde aile çok mu müdahale ediyor, etmiyor mu? Onu kazandırması açısından aileye bırakıyoruz. Aile çalışıyor çocukla. Çocuklarımızla eksikliklerimi tespit ettikten sonra, çalışmalarda ilerlemeyi sağladıktan sonra, aileyi de bıraktıktan sonra artık aile evde çok daha rahat çalışabiliyor. Gelişimsel programlar kazanılmışsa, bitmişse bir yüz programa belli süreden sonra tekrardan çıkarılıyor. Yani program revizesi, yenilemesi yapılıyor. Ama bu programların hepsi aileyle birlikte devam ediyor değil mi hocam? Hangisi olursa olsun. Okuma yazma programını aileyle birlikte çok fazla çalışmıyoruz. Çünkü öğretmenlik vasfı ailede her zaman olmayabilir. Bu farklı bir şeydir. Akademik anlamdaki öğretmenlikten bahsediyorum. Ama 6 yaşına kadar özellikle dil kısmında, özellikle sosyal kısımda, bilişsel kısmında aile nasıl destekleyecek? Bunu görmesi açısından ben sınıfta bulunduruyorum. Özelde yani rehabilitasyon merkezlerinde çalıştığım sürede aşağı yukarı %80, %90 bu şekilde uyguladım. Ha, katılmıyorum diyen aile vardır. Katılmaz. Ona bir şey demem. İlla ki zorla, mecburen katılacaksın değil mi? Ama mutlaka dönem dönem katılması lazım. Peki şunu da ben çok merak ediyorum. Şimdi birçok konudan bahsettik. Birçok anormal, aslında normal gibi karşılayıp da anormal olan durumlardan da bahsettik. Evet. Yani istediğiniz aslında kitleye ulaşabildiniz mi? Yani aileler bu konuda gerçekten bilinçli mi? Tamamen her şey bitti diyemeyiz ama çok fazla gelişim var bu konuda. Aileler çocuğunu fark ediyor. Aileler çocuğundaki gelişimi fark ediyor. Burada uzmanın yapacağı şeyler çok önemli. Şimdi biz şunu vaat etmiyoruz kimseye. Çocuğunuz geldi,
rehabilitasyon merkezinde ister resmi olarak ister özel kendisi destekleyerek eğitimini alıyor. Hı hı. Çocuğunuzdaki şunu 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 aşarız diyemiyoruz. Bunu süreç gösterecek. Yapılması gereken profesyonelce müdahaleler var. Çocuk kazanıyor ya da kazanamıyor da olabilir. Aile zaten bunu sürecin içinde anlıyor. Bu zamana kadar yani 150'ye yakın çocuğun raporsuz hale geldiğini biliyorum. 150'ye yakın çocuk. En az 150'ye yakın 20 yılın süre zarfının içinde. Risk grubunda olup da Allah'a şükür ki hiçbir şekilde farkı oluşmayan çocukları biliyorum. Dün yaşadık, Allah nasip etti, bir tane çocuğumuzda raporu bitti. Otizm raporu vardı. Hastaneye gittiklerinde artık otizme yönelik olarak bozukluğu kalmamış. Rapora ihtiyacı yoktur diye yazısı çıktı. Yazısı çıktı. Ondan sonra RAM rehberlik araştırma merkezine yazı iptal edilecek, ibraz edilecek. Hı hı. Oradaki süreç içinde de artık işleyişi kendileri, RAM'ı kendisi karar veriyor. Orada tedbir gerektirmeyen durum deyip raporsuz hale gelmiş olacak. Yeni yaşadığımız örnek olduğu için bunu söylüyorum ki yüzlerce var böyle örnek. Ha, hiç ilerletemediğimiz çocuklar yok mu? Onlar da var. Yani bir çocuğu aldığımızda haftada 5-6 saat bile alsak, 10 saat bile alsak ilerletemediğimiz durumlar var. Çocuğun gelişimsel anlamdaki sapması, yani engel derecesi çok önemli burada. Gelişimsel anlamdaki görevler dediğimiz işte diğer alanlardan çok etkilenmesi. Sadece dil etkilenmiştir, diğerleri çok etkilememiştir. Sadece sosyal alan etkilenmiştir, bilişsel etkilememiştir. Ama her alan etkilenmişse onlar için de çok fazla yapılacak bir şey de olmayabiliyor. Gerilemeyi yavaşlatıyorsunuz ya da gerilemeyi durdurmuş olabiliyorsunuz. Daha geriye gitmiyor en azından. Evet. O tür durumlar oluyor. Profesyonel yaklaşmak gerekir. İnsanın kendisini yenilemesi gerekir. Geçen hafta, ben 20 yıllık eğitimciyim ama geçen hafta kursa katıldım. Online kursa. Bedeller de çok yüksek kursların bizim alanlarda. Yeni gelişimler, yeni sertifikalar, yeni oluşumlara açılmak gerekiyor. Kendinizi ne kadar geliştiriyorsanız o kadar karşı tarafa faydanız dokunuyor. Doğru. Biz kurumda Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı var. Özellikle 0-48 aylıkta çok etkili program. Onu kullanırız. Portaj gelişimsel envanteri var. Ondan yararlanabiliyoruz. Denver tarama testi dediğimiz, ben onun uygulayıcısıyım. Konya'da birçok arkadaşım vardır uygulayıcı kısmı. Floor time şeklinde yöntem var. Hı hı. Serbest oyunda çocuğun hem bilişsel hem duyu anlamında hem de çocuğun kendi özelliklerini sergilemesi için geliştirilen bir yöntem. Onu kullandığımız oluyor. Her çocukta değişiyor. Uygulama davranış analizi dediğimiz ABA yöntemini kullanıyoruz, UDA'yı. Çocuklardaki gelişimsel anlamdaki farklılık neyse, özgüven mi sıkıntısı var, davranış problemi mi var, ona göre seçtiğiniz programı çocuğa uygulamış oluyorsunuz. Geçen hafta aldım EROT dediğimiz erken okuryazarlık testi. Konya'da bildiğim kadarıyla benim haricimde bir arkadaşım daha aldı. Belki almışlardır bilmiyorum ama ikimiz ilkiz. Konya'da. İkiniz de ilksiniz. Evet. Çünkü yeni bir test. Bildiğim kadarıyla öyle. Tabii bu çok iddialı bir şey olmasın. Onu uyguluyoruz. Yani kendimizi geliştirdiğimiz müddetçe karşı tarafa faydamız dokunuyor. Şeffaf olduğumuz müddetçe karşı tarafın güveni sizde kalıyor. Bizim uyguladığımız sistem bu. Aileler sınıfa istediği zaman girebilir. Sınıfta kalabilir. Pandemi sürecinde bazen girmemesinin de avantajı olabiliyor ama sınıflarımız büyük zaten. Benim uyguladığım yer kendi sınıfım en az 25-30 metrekare. Öyle olduğu için birebir öğretmen oluyor zaten. İkinci bir çocuk yok. Bir öğrenci. Bir öğretmen, bir öğrenci. Tabii, bir de anne ya da baba. Anne istiyorsa orada oturur. Zaten pasiftir. O konuda gazetesini okur, kitabını okur. Herhangi bir şekildedir. Amaç sadece onun orada gelişmesi açısından pür dikkat izlemesi değil. Çocuk o varken bir şeylere, talimatlara uysun anlamında da olur. Katılmak isteyenler katılıyor ama katılmak istemeyenler de çalışıyordur. Kendisi gelemiyordur, başka birisine gönderiyordur. O da daha sık olarak irtibatta aileyle öğretmenle irtibatta olması gerekir. Şimdi çocuklarımız geldiği esnada programda ilerlettik. Birçok şey kazandırdığımıza inansak dahi o çocuğun diğer çevresiyle, okula gidiyorsa okuluyla, okuldaki öğretmeniyle, kreşe gidiyorsa, anaokuluna gidiyorsa oradaki öğretmenleriyle, yetişkin ebeveyn olarak başka birileri varsa onlara bilgi aktarma anlamında bu türlü görevlerimiz de var. Çocuğu sadece eğitmek, sınıf ortamında yaptırmak değil, diğer çevresine çocuk hakkında bilgi vermek, tamam, bilinçlenmek gerekiyor. Tamam, bütünsel olarak çocuğu ele alıyorsunuz o zaman. Biz bunu yaptığımız için Allah'a şükür ne mesleki tükenmişliği yaşıyorum. Ben 8 saat, 10 saat, 12 saat derse girerim günlük olarak. Ya arkadaşlarımın derslerine katılırım, ya kendim değerlendirme alırım, gözlem alırım, ya derse katılırım. Yani devlette çalıştığımız dönemlerde 5 saat, 6 saattir. Akşam sanki yorgun, dayak yemiş gibi çıkarız. Ama özellerde çalıştığımızda ki mesleki olarak da uyumunuz yüksekse çalıştığınız süre size yük olarak gelmiyor. Doğru. Yorucu olur elbette ki. Boğazınız ağrıyabilir, başka bir şey olur ama
Bir çocuk sizi YouTube kanalınızdan gördüğünde mutlu oluyorsa, tabii, televizyondan sizi gördüğünde ona dokunabiliyorsa, bunlar bizim için yaşanması gereken en güzel duygular. Kesinlikle öyle. Bir çocuk şehir dışına çıkmış ve size aradan zaman geçtikten sonra öğretmenler gününüzü sesli olarak kutlayabiliyorsa, hiç konuşmuyor mu çocuktu bunlar? Okulu kazanmış ve gelişiminde Allah'a şükür kimsenin fark edemeyeceği şekliyle makası kapatmış bir çocuksa, siz onun geçmişini biliyorsunuz. Gözünüzü kapattığınızda, onları hatırladığınızda size çok büyük mutluluk veriyor. Hocam vallahi anlatacağınız çok şey var ben eminim ama programın sonuna geldik. Doğrudur. Kapatmam evet. lazım. Teşekkür ederim katıldığınız için. Bir sonraki programda yine detaylı bir şekilde ele almış olalım. Olur mu? İnşallah. Rehabilitasyonla alakalı olan kısmı. Artık nasıl istenirse belki sorular geliyordur. Sorulara yönelik olarak da şekillendirebiliriz. Bundan sonraki süreçlerde büyük bir ihtimal bir alan seçilir. O alanın öğretimi evet. kısmında. Dil alanı seçilirse dil alanı nasıl öğretilir? Evet, daha kazanılır. Detaylı bir şekilde daha detaylı olur. İnmiş oluruz daha konuya. O şekilde devam edelim o zaman. Teşekkür ederim tekrar katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim. Hayatın içindenin bugünlük de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz. Hoşça kalın.